Sayın TÜBİTAK Başkan Yardımcımız ve değerli katılımcılar, Ardep olarak düzenlediğimiz Eranet Projeleri Ortak Çağrıları Bilgi Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimiz kapsamında 6 farklı Eranet çağrısı ve bu çağrılar için proje başvurularının alınacağı 1071 programı ile ilgili bilgilendirme tanıtım yapılacak bugün. Bu bilgilendirme günüyle başvuruya açık olan ve yakın gelecekte başvuruya açılacak olan çağrıların başvuru koşulları ve bu çağrıların alınacağı bir destek programı olan 1071'e başvuru koşulları ve süreçler hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Merak ettiğiniz sorulara da question answer kısmından bize iletebilirsiniz. Buradan aldığımız soruları bir önceliklendirme yaparak sizlere yanıtlar vermeye çalışacağız. Bu programın amacı ülkemiz araştırmacılarının uluslararası araştırma fonlarından yararlanma kapasitesinin ve işbirliğinin arttırılmasına yardımcı olmaktır. Açılış konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil'i takdim ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler. Paylaşımı kapatabilir misiniz? Benim de bir paylaşımım olacak. Öncelikli olarak bu Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen Eranet Kofan projeleri ortak çağrısına yönelik düzenlemiş olduğumuz bu Bilgi Günü etkinliğine hoş geldiniz diyorum. Hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Bu yoğun katılım içinde ben 415'i şu anda gösteriyor. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Ben müsaadenizle bir paylaşımımı açmak istiyorum. Bu konuşmam kapsamında sizlere Eranet Kofan çağrıları ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı kapsamında kullanılan bir uygulama aracı olarak tasarlanan bu Eranet Kofan ile programa üye ülkelerde ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve inovasyon programlarının geliştirip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu uygulama aracında konu güdümlü çağrılar ile uluslararası projelerin ulusal fonlarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Burada eğer bu programa katılımın yararlarını özetlemek istersek, bu araştırma politikaları ve programlarının uyumlulaştırılması, Ar-Ge ve inovasyon programlarının uygulanmasında yasal, yönetimsel bakış açılarının paylaşımı, en iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, Avrupalı meslektaşlarla işbirliği kurulması, bu özellikle önemli bir kısım. Çünkü bildiğiniz gibi ülkemizin Horizon 2020, Ufuk 2020 programı kapsamında gerçekten çok önemli bir başarısı var. Gerek koordinatör sayılarımızla, gerekse katkı payını ilk kez tarihinde, bu çağrı programlarının tarihinde katkı payından daha fazla proje fonların ülkemize getirilmesi başarısının arkasında bu tür programlarla kurulan işbirlikleri yattığına inanıyoruz. O yüzden de bu programları biz çok önemsiyoruz. Özellikle bu Ufuk Avrupa Coast gibi programlarla bu networkler ciddi anlamda kuruluyor. TÜBİTAK Avrupa'da Eranet Kofan projelerine aktif olarak katılım sağlayan kuruluşlardan bir tanesi. Şu ana kadar kurum olarak Ufuk 2020 programı kapsamında farklı tematik alanlarda gerçekleşen 47 Eranet Kofan projesinde yer aldık. Ayrıca önümüzdeki ay TÜBİTAK'ın dahil olduğu malzeme alanında M-Eranet 3 ve sağlık alanında Transgen 3 projelerinde resmi olarak başlatılması öngörülmekte. Bu haritadan da gördüğünüz gibi kurumumuz mevcut durumda ikili ve çoklu işbirlikleri ile ülkemiz araştırmacılarının yüzden fazla ülke araştırmacıları ile işbirliği yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Kurumumuz Eranet Kofan projelerinin de içinde yer aldığı çoklu işbirlikleri kapsamında 2020 yılı içinde bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, yeni ve gelişen teknolojiler, enerji sistemleri, tarım, ormancılık ve denizcilik gibi farklı tematik alanlarda 21 uluslararası çağrıda yer almış ve bu çağrılara ülke olarak toplam 17 milyon 900 bin
avro kaynak ayırmıştır. Aynı zamanda kurumumuz tarafından ülkemiz açısından önem taşıyan stratejik ve kalkınma odaklı, ikili ve çok taraflı sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında ARDEP başkanlığına bağlı Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu, yani UPAC olarak kısalttığımız bir grup kuruldu. Bu UPAC tarafından uluslararası çağrıların başvuru, değerlendirme ve izleme süreçleri yürütülmektedir. Bu konudan bağımsız olarak uluslararası nitelikteki projelerin ortak olarak izlendiği, değerlendirildiği süreçler UPAC tarafından yürütülmekte. TÜBİTAK'ın dahil olduğu Eranet Kofant çağrılarının ulusal süreçleri 2019 yılından itibaren de yine koordinasyonu UPAC tarafından sağlanan 1071 uluslararası araştırma fonlarından yararlanma kapasitesinin ve uluslararası ARGE işbirliklerine katılımın artırılmasına yönelik destek programı kapsamında yürütülmekte. Bu 1071 programı ile araştırma ve yenilik programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin artırılması, ülkemiz araştırmacıları ile yine bahsettiğim gibi diğer ülke araştırmacıları arasında etkileşim ve işbirliğinin desteklenmesini hedeflemekteyiz. Bu 1071 programı ile birlikte daha önce üniversiteler kamu kuruluşları için TÜBİTAK 1001 ve sanayi kuruluşları için TÜBİTAK 1509 programları üzerinden yürütülen uluslararası çağrıların tek bir program çatısı altında yürütülmesi, böylece hem üniversite kamu kuruluşları hem de KOBİ'lerin, sanayi kuruluşlarının desteklendiği, ARDEP çatısı altında desteklenebildiği bir esneklik ve bir program oluşturulabilmiştir. Bu farklı tematik alanlarındaki çağrılar aracılığıyla destekler sağlanmakta ve çağrı özelinde ihtiyaçlar doğrultusunda destek miktarı ve destek süresi belirlenebilmektedir. Bu TÜBİTAK Eranet Kofan çağrılarına katılımı gerçekten çok önemsiyoruz ve süreçlerde iyileştirmeler yapmak için sizlerden gelen geri beslemeler kapsamında elimizden geleni yapıyoruz. Bu çerçevede ulusal Eranet Kofan çağrılarının ulusal süreçlerinde de kolaylaştırıcı önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bunların detaylarıyla ilgili sizlere bugün bilgi vereceğiz. Ama özetlemek gerekirse, birinci aşama ulusal başvurularında sadece uluslararası başvuru formunun yüklenmesine ve başvuruda e-imzanın yalnızca proje yürütücüsü ve kuruluş yetkilisinden alınmasını olanak sağladık. İkinci aşama ulusal başvurularını ise artık sadece uluslararası değerlendirme sonucunda başarılı olan projeler için alıyoruz. Ve bütçe değerlendirmeleri süreçleri sonrasında doğrudan sözleşme aşamasına geçiyoruz. Bu değişikliklerin Eranet Kofant ve benzeri uluslararası programlar kapsamında proje sunacak ülkemiz araştırmacılarının başvuru ve değerlendirme sürecini kolaylaştıracağını ve hızlandıracağını ümit ediyoruz. Bu kapsamda programımız yine dediğim gibi Eranet Kofant proje çağrılarıyla ilgili sizlere uzmanlarımız detaylı bilgiler verecek ve sorularınızı cevaplandıracak. Ben bu noktada daha fazla vaktinizi almadan etkinliğimizin siz değerli katılımcılar için faydalı geçmesini ve Eranet çağrıları kapsamında elde ettiğimiz başarımızın hep beraber artarak devam etmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sunumlara geçmeden önce programı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü programımızda 6 farklı Eranet için sunumlar yapılacak. Bir de bu Eranet programlarına aldığımız 1071 programının ulusal başvuru süreçleriyle ilgili sizlere bilgilendirme yapacağız. Daha sonra son bölümde ise soru ve cevap kısmına geçeceğiz. Bazı chat kısmına gelen, soru kısmına gelen şeyler var. Ayrı odalara ayrılacak mı diye. Hayır, tüm etkinlik şu an bulunduğumuz Zoom online ortamı üzerinde yapılacak. Ayrı sessionlar olmayacak. İlk bir çağrımız Force Value çağrısı. Daha sonra Era Permit çağrısı ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Daha sonra Neuron ve sonrasında Susan, Fabce Eragaz, ICT Agri-Food, SASCROP ortak çağrısı ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Devamında Quantera ve Flag Era sunumları yapılacak. En sonunda 1071 programının
usul ve esasları, başvuru süreçleriyle ilgili sizlere bilgilendirme yapacağız. Hatırlatmak istediğimiz bir husus, sorularınız varsa chat kısmı inaktif. Question answer kısmından QA gibi orada görebilirsiniz. Oradan sorduğunuz soruları ilgili uzman arkadaşlarımız filtreleyecekler ve yapılan önceliklendirme sonrası sorulan tüm sorulara bizden soru cevap kısmında cevap vermeye çalışacağız. Yalnız burada hatırlatmak istediğimiz husus, herkes sorusunu sorarken hangi Eranet çağrısıyla ilgili olduğunu, Eranet'in kısa ismini sorunun başına yazarak bizlere iletirse bizim sorulara cevap vermemiz daha kolay olacak. Böylece bir kafa karışıklığı da yaşanmayacak hangi Eranet'le ilgili sorulduğuna dair. Şimdi ilk sunumlarını yapmak üzere Forest Value çağrısı için Tuğçe Ceren Çeliker Hanım'a sözü bırakıyorum. Buyurun. Merhabalar değerli katılımcılarımız, hoş geldiniz tekrardan. Ben Tuğçe Ceren Çeliker, Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarım Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu'nda çalışmaktayım. Forest Value Eranet Projesi'nin sorumlusuyum ve size bu proje hakkında şimdi bir bilgi sunacağım. Ufuk 2020 kapsamında 2017 yılında çağrısı açılan Forest Value'nun 19 Ocak 2021 tarihinde ikinci çağrısı açılmıştır. Forest Value, yenilikçi, sürdürülebilir, çok fonksiyonlu ormanların yönetimi, amenajmanı ve yenilikçi üretim teknolojileri, endüstriyel süreç, ürün ve servis konularında faaliyet göstermektedir. Forest Value ortak çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Anlaşması hedeflerine ve yine Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı, ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyotemelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır. Forest Value 2021 ortak çağrısı ile iklim nötr döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir bir topluma giden yolda toplumun yararına ormanların ve orman kaynaklarının mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmek için bilgi üretecek projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçlara ve hedeflere ulaşmak için 3 ana konu altında projeler desteklenecektir. Ormanların sürdürülebilir çok işlevli kullanımı, yönetimi ve menajmanı birinci konudur. Sürdürülebilir odun üretimi mobilizasyonu, toprak verimliliği, ekosistem işleyişi, biyolojik çeşitlilik, biyotik ve abiyotik tehditler konularına yoğunlaşması beklenmektedir bu konu başlığı altında. İkinci konu ise farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa etme. Bu kısımda ise inşaat, güvenlik, tasarım ve geri dönüşüm konuları ile teşvikler, politikalar, pazar zorlukları, tüketici algıları ve değerleri konularına üzerine çalışılması beklenmektedir. Üçüncü konu ise orman biyokitlesi kullanımında fayda, sinerji, ödünleşim analizi konusudur. Bu konuda mevcut biyokitlenin farklı amaç ve sektörler için farklı tahsis mekanizmaları ile ve yollar ile kullanılmasının yarar ve zararların incelenmesi, biyokitlenin küresel bulunabilirliği, pazarları, uluslararası politika konuları dahil olmak üzere toplumun diğer ihtiyaçları konularının irdelenmesi beklenmektedir. Bu üçüncü konumuzda belirli ürün, süreç, malzeme üzerine teknik araştırma ve geliştirme yapılması beklenmemektedir. Daha çok tüm sektörü, endüstriyi ilgilendiren bütünsel ve entegre yaklaşımların üzerine çalışılması beklenmektedir. Desteklenecek olan projelerin bu üç konudan birini tüm yönlerini kapsayan disiplin arası bir çalışma olması beklenmektedir. Ayrıca bilgi iletişim teknolojileri, dijitalleşme araçlarının projeleri kullanılarak projelere değer katması, veri formatının, protokollerinin depolanmasının organizasyonu, harmonizasyonu ve standartizasyonu ile meta veri tabanlarının oluşturması konularıyla proje konusuna ve yöntemlerine destek verilmesi sizlerden beklenmektedir. Çağrıya 10 ülke, 15 fonlayıcı kuruluş ile katılım sağlanmaktadır. Forest Value 2021 çağrısının toplam bütçesi 11 milyon avrodur ve TÜBİTAK'ın çağrıya bütçesi ise 200 bin avrodur. Sağ tarafta da katılan ülkeleri görmekteyiz. Proje sunmak için öncelikle uluslararası bir konsorsiyumun oluşturulması gerekmektedir. Bu ya sizin tarafınızdan ya da oluşan bir konsorsiyuma katılmanız yoluyla olabilir. Konsorsiyumda en az 3 farklı katılımcı ülkeden en az 3 bağımsız kuruluş ile oluşturması gerekmektedir konsorsiyumun. Forest Value üyesi olmayan ülkelerden konsorsiyumlara katılım için niyet mektubu ve kendi fon kaynaklarını sağlama koşullarının yerine getirmesiyle
projeye katılabilir. Burada yalnız yine katılımcı ülkelerden en az 3 ülkenin katılması gerekmektedir. 3 artı 1 gibi düşünülebilir bu kısım. Ve bir proje partnerinin bütçesi konsorsiyumun toplam bütçesinin en fazla %50'si kadar olabilir. Denge sağlanması açısından bu önemli. Çağrı 19 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup 13 Nisan 2020 tarihinde kapanacaktır. Yani 13 Nisan'a kadar uluslararası başvurunun tamamlanması gerekmektedir. 20 Nisan'a kadarsa ulusal ön başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Değerlendirme sonuçlarının yürütücülere bildirilmesi ise Eylül ayı civarında yapılması planlanmakta. Konsorsiyumun Türkiye ortakları için THS seviyesi 1 ile 8 arasında olması beklenmektedir. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. Proje bütçesi, kurum listesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç 720 bin TL'ye geçmemelidir. Konsorsiyum oluşturulduktan sonra başvuru işlemleri başlatılabilir. Başvuru hem uluslararası hem de ulusal başvuru şeklinde yapılmak zorundadır. Bu kısım önemli bir kısım. Uluslararası başvuru tek aşamalı olarak çağrı sekreterisinin web sayfasında İngilizce formlar kullanılarak proje koordinatörü, sadece proje koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Bununla birlikte TÜBİTAK'da ulusal başvurunun yapılması muhakkak önemlidir ve gereklidir. Koordinatör olsanız da olmasanız da Türkiye tarafı için TÜBİTAK sayfasından uydb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında ulusal başvuru konusunda da birazdan Tayyip Bey sizlere gerekli ayrıntıları aktaracaktır. Başvuru sırasında hem çağrı metni hem de konsorsiyumunda bulunan katılımcı olan ülkelerin ulusal başvuru koşulları dikkatle okunmalıdır. Özellikle konsorsiyumun koordinatörü olmanız durumunda diğer ülkelerin de başvuru koşullarına dikkat etmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Yani eksik bir başvuru olduğu zaman proje iade edilebiliyor. Başvuru yapıldıktan sonra projeler çağrı metnine uygunluk, ulusal başvuru kurallarının uygunluk açısından bir ön değerlendirmesi yapılacak. Bu ön değerlendirmede uygun bulunan projeler uluslararası bilimsel değerlendirme sürecine alınacaktır. Bilimsel değerlendirme sürecinde en az 3 bağımsız hakem tarafından değerlendirme yapılacak. Ekranda da detayları görüldüğü gibi excellence, impact, quality and efficiency of the implementation kriterleri 5 puan arasındaki bir skalaya göre değerlendirmesi yapılacak ve hakemlerin kriterler için verdiği puanların aritmetik ortalamaları alınarak toplam proje puanı belirlenecektir ve buna göre de proje desteklenip desteklenmeyeceği kararı ortaya çıkacaktır. Uluslararası başvuru sayfası ekranda gözüktüğü gibidir ve katılımcı ülkeleri bu ülkelerin detaylı bütçe bilgileri, hangi kuruluş olduğunu bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Devamında uluslararası çağrı metni yer almakta. Bu metni de muhakkak başvurun öncesinde okuyun. Eksiklik olmaması adına çok önemli bu kısımda. Anlaşılmayan hususlar için de bizimle yine iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca proje koordinatörü tarafından başvuru yapılacak sistemde burada linki mevcut. Buradan girerekten başvuru tamamlanabilir. Altında da hemen proje öneri formları, başvuru formları ve başvuru dokümanları mevcut bu sayfada. Bu sayfaya girdiğimiz zaman, başvuru sistemine girdiğiniz zaman da gerekli bilgileri girmeniz ve devamında da gerekli dokümanları yüklemeniz isteniyor. Burada eksiksiz bir şekilde başvurunuzu yapmanız çok önemli. Herhangi bir eksik durumunda projeniz iade olabilir. Değerlendirmeye alınmayabilir. Yine Forest Velo'nun aynı sayfanın devamında da ortak bulmak için her pazartesi günü sonuçları güncellenen bir anket yer almakta. Bu anketi doldurarak partner bulma şansınız artabilir. Ankette sizlere kişi bilgileri, proje fikirleri, konuyla ilgili tecrübeniz ve ortaklarınızdan talep ettiğiniz tecrübe hakkında bilgiler sorulmaktadır. Anket sonuçları herkese açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Paylaştığınız bilgileri bunu bilerek paylaşmanız faydalı olacaktır. Yani çok da detay vermemek belki faydalı olur senin için. Yani çok da detay fikirlerin çalınması anlamında. Ayrıca European for Space Sector Technology Platformu ormancılık alanında desteklenen projeler, patentler, fikirler, konsorsiyumlar için bir veri tabanıdır. Buradan da partner bulunabileceği düşünülmektedir. Yine buraya kayıt olarak var olan fikirleri ya da proje ekipleriyle iletişime geçerek partner bulma şansınız var
var. Ulusal başvuru sürecimizde de uidb.pbs TÜBİTAK Kualiteri adresinden Forus Velu'ya tıklayaraktan başvuru yapabilirsiniz. Bu bilgileri birazdan zaten Tayyip Bey sizlere aktaracaktır bu başvuru süreci hakkında. Çağrı hakkında önemli bağlantılar, ulusal başvuru, çağrı ile ilgili detaylı bilgi için Forus Velu'nun sayfası bu ekranda paylaşılmaktadır. İrtibat noktalarımız şu anda ekrana yansıyor. Çağrı hakkında buradan cevaplayamadığımız sorular için beni arayabilir ya da bana mail gönderebilirsiniz. Yine Ebru Hanım'a da ulusal başvuru koşulları hakkında mail atabilirsiniz. Bunun dışında çağrı sekreterisi de Karina ve Mika'ya da call.office@forestvalue.org adresinden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkürler Ceren Hanım. İkinci sunum için ERA permit çağrısı ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere sözü Doktor Emine Derebay Yıldız'a bırakıyorum. Ben de tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan. Ben Emine Derebay Yıldız, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu'nda bilimsel programlar baş uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere ERA permit'in 2021 yılı çağrısı hakkında bilgi vereceğim. ERA permit 2021 yılı çağrısı 14 Aralık 2020 tarihi itibariyle açıldı. Çağrının konusu kişiselleştirilmiş tıp alanında multidisipliner araştırma projeleri, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları için klinik karar destek sistemlerinin geliştirilmesi olarak belirlendi. Çağrının genel amacı hem hastalar hem de hastalık riski taşıyan bireyler için geniş ve etkin bir şekilde karakterize edilen ve tanımlanan hasta gruplandırılması, teşhis ve tedavi protokollerine dayanılarak hastalıkların önlenmesi ve hastalık yönetiminin geliştirilmesidir. Çağrının hedefleri ise kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi, klinik araştırmalar ile bioinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal perspektiften ele alındığı kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesidir. Özgün katkının belirtilmesi durumunda başvurularda preklinik ve sağlık ekonomisi araştırmaları da dahil edilebiliyor. Akademi, klinik, halk sağlık kuruluşları ve özel sektör kurum kuruluşlarının bir araya geldiği işbirliklerin desteklenmesi de bu çağrının hedefleri arasında yer almakta. Çağrı kapsamında 3 araştırma alanında ARGE ve yenilik projeleri desteklenecek. Araştırma alanı 1, temel araştırmadan kliniğe translasyonel araştırmalar. 2 alt modülden oluşur. Modül 1A preklinik araştırmalar, modül 1B klinik araştırmalar. Araştırma alanı 2 ise veri ve bilgi iletişim teknolojileri. Tek bir modüle sahip modül 2, veri ve ICT teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde kullanımı. 3. araştırma alanımız sağlık hizmetleri uygulamaları. 2 alt modülden oluşur. Modül 3A sağlık ekonomisi araştırmaları. Modül 3B etik, yasal ve sosyal perspektif. Başvurularda mutlaka yer alması zorunlu modüller var ve bu çok önemli. Bunlar hangileri? İlk araştırma alanında modül 1B klinik araştırmalar. Yani başvurunuzda mutlaka bir klinik çalışmaya yer vermeniz beklenir. İkincisi araştırma alanı 2. Bu kapsamdaki tüm çalışmaların aslında başvuruda yer alması bekleniyor. Modül 2 yani veri ve bit teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanımı. Üçüncü araştırma alanında ise modül 3 ve etik, yasal ve sosyal perspektif. Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının etik, yasal ve sosyal boyutları üzerine araştırmalar mutlaka başvurularda yer alması gereken modüllerdir. Araştırma alanlarının kapsamlarını özetlemem gerekirse, ilk araştırma alanımız temel araştırmadan kliniğe translasyonel araştırmalar, preklinik teknoloji ya da diğer prediktif araçların klinik uygulamaya aktarımı, bilinen biyobelirteçlerin klinikte kullanımı ve bunların valide edilmesi, mevcut klinik veri tabanları, kohortların kullanımı, klinik karar destek sistemlerinin, yenilikçi, mobil, e-sağlık, teletip uygulamalarının klinik çalışmalarla test edilmesi ve valide edilmesi üzerine araştırmalar bu araştırma alanının kapsamını oluşturuyor. Başvurularda geliştirilen teknolojinin ve araştırma sonuçlarının klinikte uygulanabilirliğinin gösterilmesi büyük önem taşıyor. Yine araştırma sonuçlarının doğrulanabilirliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlayacak uygun validasyon stratejilerinin de ayrıntılı bir şekilde başvurularda tanımlanması özellikle önemli.
İkinci araştırma alanımız veri ve bilgi iletişim teknolojileri. Kişiselleştirilmiş tıpla ilgili veri tabanları, algoritmalar gibi farklı bioinformatik kaynakların, büyük verilerin ve bit çözümlerinin sistematik olarak entegre edildiği araştırmalar bu araştırma alanının kapsamını oluşturuyor. Geliştirilecek kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının farklı kurumlar arasındaki hasta sonuçları dahil olmak üzere klinik omics verileri gibi bilgilerin hem korunması, gizliliği, güvenliğini hem de bu bilgilerin kolay ve güvenilir bir şekilde analizini ve yorumlanmasını sağlayıcı nitelikte olması gerekiyor. Kapsamını özetlemek gerekirse, hastalıkların oluşum mekanizmalarının anlaşılması için büyük verinin kullanımı. Yine sağlık çalışanlarının kullanımı için yenilikçi ve ihtiyaçları doğrultusunda aslında. Yenilikçi ve kullanımı kolay klinik karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ve bu uygulamaların validasyonu. E-sağlık, mobil sağlık uygulamalarının kullanımı ya da bunların kombine olarak kullanımı. Yenilikçi teletip uygulamaların geliştirilmesi. Üçüncü araştırma alanımız ise sağlık hizmetleri uygulamaları. Daha önce de bahsettiğim gibi iki alt modülden oluşuyor. Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının etik, yasal, sosyal perspektif tan incelendi, yani sosyal boyutları üzerine araştırmalar. Yine kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının maliyet etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik sağlık ekonomisi araştırmaları. 2021 yılı çağrısına 23 ülkeden 30 fonlayıcı kuruluş katılım sağladı. Çağrılara ilk kez bu sene dahil olan ülkeler ise Brezilya ve Şili oldu. Erafarmet'in 2021 yılı çağrı bütçesi 24 milyon euro olup TÜBİTAK bu çağrıya 350 bin euro ile katılım sağlamıştır. Proje konsortiyum oluşturma koşulları, bu tabii çok önemli, bunu özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir proje konsorsiyumu, fonlayıcı kuruluşları çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3 partnerle oluşturulmalı. Ve yer alan partnerlerden en az 2 tanesi de 2 farklı Avrupa Birliği üyesi ya da asosyo ülkeden olmalı. Aynı ülkeden en fazla 2 partner bir konsorsiyumda yer alabiliyor. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşuluyla Erafarmet üyesi olmayan ülkelerden de en fazla bir partner yer alabilir. Birinci aşama başvurularda projede en fazla 6 partner yer alırken ikinci aşamada yeterince temsil edilemeyen ülkelerden bir partnerin dahil edilmesiyle bu sayı 7'ye çıkabiliyor. Bu ülkelerin listesi ikinci aşama başvuru yapmaya hak kazanan proje koordinatörleriyle ayrıca paylaşılıyor. Çağrı takvimimize bakacak olursak birinci aşama önerilerin ortak çağrı sekreteryasına sunulması için son tarihimiz 4 Mart. TÜBİTAK'a yapacağınız ulusal başvurunun onaylanması için son tarih 9 Mart. Bu başvuruların elektronik olarak imzalanması için son tarih ise 12 Mart'tır. İkinci aşama önerilerin ortak çağrı sekreteryasına sunulması için son tarih 17 Haziran'dır. İkinci aşamada desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenip proje koordinatörlerine iletilmesi Eylül 2021 gibi öngörüldü. İkinci aşamaların TÜBİTAK'a yapılacak ulusal başvuru tarihleri, bu ikinci aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan proje koordinatörlerine TÜBİTAK tarafından ayrıca ilan edilecektir. Projelerin süresine ve bütçesine baktığımızda projelerin süresi maksimum 36 ay olabiliyor. Talep edilen ulusal bütçe proje başına kurum istesi ve PT'yi hariç 1 milyon TL'yi geçmemeli. Yürütücü kuruluş başına ise yükseköğretim kurumları, eğitim araştırma hastaneleri, kamu kurum kuruluşları için 720 bin TL'yi, özel kuruluşlar için ise 1 milyon TL'yi geçmemeli. Uluslararası başvuru ve değerlendirme süreçleri iki aşamalı gerçekleştiriliyor. Uluslararası konsorsiyumun birinci ve ikinci aşama İngilizce proje başvurusu koordinatörler tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar ortak çağrı sekreteryasının web sayfasından elektronik ortamda yapılıyor. Erafarmet bunun için PTA Plan denilen bir sistem kullanıyor ve başvurular buraya e-başvuru olarak yapılmakta. Ortak çağrı sekreteryasına iletilen başvurular önce burada çağrı metninin uygunluklarına göre ön incelemeden geçiriliyor ve paralel olarak fonlayıcı kuruluşlar da kendi belirledikleri ulusal başvuru kurallarına, uygunluklarına göre projeleri ön incelemeden geçiriyorlar. Ve eligibility check konusunda uygun bulunan projeler ortak çağrı sekreteryası tarafından koordine edilen ve belirlenen uluslararası bağımsız hakemler tarafından bilimsel değerlendirilmeye alınıyor. Bilimsel değerlendirme 3 değerlendirme kriteri kullanılarak yapılıyor. Mükemmeliyet, yani proje konusunun ve projede ortaya atılan araştırma hipotezinin özgünlüğü, yenilikçi yönü. Impact, etki, yani projeden beklenen sonuçların klinikte ve diğer sağlık uygulamalarındaki potansiyel etkisi. Binbirlerdeki yaygın etki gibi düşünülebilir aslında.
Ve diğer kriterimiz uygulamanın kalitesi ve etkinliği, yani proje yönetimi ve iş zaman planlamasının yeterliliği. 0-5 skalasında ve bir puanlama sistemi kullanılmakta. Birinci aşamada proje başvuruları en az 3 akama iletiliyor. Önce dış danışman değerlendirilmesiyle değerlendiriyorlar. İkinci aşamada ise en az 3 akem dış danışman değerlendirilmesiyle başvuruları değerlendiriyor. Daha sonra panelde bu projeler tekrar değerlendirilip panelistler tarafından bir değerlendirme raporu yazılıyor ve aldıkları puanlara göre projeler sıralanıyorlar. Panel öncesinde koordinatörlere hakem eleştirileri, görüşleri iletilebiliyor ve koordinatörlere hakem görüşlerine yanıt verme fırsatı veriliyor. Bu çağrı kapsamında nasıl partner bulunabilir? Aslında bana en çok sorulan sorulardan biri bu. ICPermet Partnering Tool adı verilen bir partner bulma aracı var. Bu aracı kullanabiliyoruz. Ekranda gördüğünüz bağlantıyı kullanarak sisteme giriş yapabilir, bir araştırmacı profili oluşturabilirsiniz. Ve bu araştırmacı profilinizi aktif hale getirdiğinizde sistemdeki tüm kayıtlı araştırmacılar sizin bilgilerinize erişim sağlayabilecekler. Peki araştırma profilini oluştururken hangi alanları doldurmak gerekiyor? Öncelikle sizin uzmanlık alanınız, çalışma alanınızı doldurmanız gerekiyor. Kendi çalışmanızı burada tanımlamanız bekleniyor kısaca ve keywordsleri, yani anahtar kelimeleri vermeniz gerekiyor. Hangi alanda uzmansınız, hangi uzmanlık alanında partner arıyorsunuz, hangi ülke ve ülkelerden partner arıyorsunuz, bu bilgileri doğru ve detaylı girmeniz gerekiyor. Son olarak da profilinizi aktif hale getirmeniz gerekiyor. Profilinizi aktif hale getirdiniz. Yine ekranda search ikonuna bastığınızda arama yapabilirsiniz. Ve aramada da tüm bu sistemde yer alan araştırmacıların profillerine girebilirsiniz. Complete profile tıkladığınızda ya da bazı alanları filtreleyerek de arama gerçekleştirebilirsiniz. İşte araştırma alanlarına göre, organizasyon tipine göre, hangi çağrıya ilişkin bir konsorsiyum partneri arıyorsanız o da ilişkin bir filtreleme yapabilirsiniz. Ben burada ERAPERMET'i filtrelediğimde ve Türkiye'yi seçtiğimde Türkiye'den şu ana kadar 99 tane araştırmacının burada profiline erişilebildiğini gördüm. Buradan complete profile bastığınızda, tıkladığınızda kişilerin iletişim bilgilerini görebileceksiniz ve onlarla iletişime rahatlıkla geçebileceksiniz. Ulusal başvuru kuralları, çağrı ilgili detaylı bilgi, TÜBİTAK'ın ulusal proje başvuru sistemi ve uluslararası proje başvuru sistemi ile ilgili detaylı bilgilere ve önemli linklere ekranda gördüğünüz bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz. Çağrı'yla ilgili genel bilgiler, uluslararası başvuru koşulları hakkında bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Ardep'in 1071 program detaylarıyla ilgili olarak da Ardep UPAK'ta çalışan arkadaşımız Ebru İmamoğlu'yla iletişime geçebilirsiniz. Bu seneki ERAPERMET'in bu seneki ortak çağrı sekreteryası İtalya tarafından yürütülmekte. Beni ilgiyle ve sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Emine Hanım. Müsaadenizle bir sonraki çağrıya geçiyoruz. Yine sağlık alanından bir konu. Nöron 2021 yılı çağrısı için sözü Doktor Emrah Çevik'e bırakıyorum. Teşekkürler Emre Bey. Ekranımı paylaşıyorum şu anda. Kısaca ben de kendimden bahsetmek isterim. İlk başta ismim Emrah Çevik. Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nda çalışmaktayım. Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu'nda. Ayrıca Eranet Nöron projesinin TÜBİTAK sorumlusu olarak çalışıyorum. Bugün sizlere nöro gelişimsel bozukluklar başlıklı 2021 yılı ortak uluslararası çağrısı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Çağrının amacı, kapsamı ve kapsam dışı kalan konulardan ilk başta bahsetmek isterim. Çağrının amacı nörolojik ve zihinsel bozuklukların nöro gelişimsel doğası ile ilgili önemli soruları ele alacak çok uluslu ortak araştırma projelerini desteklemektir. Araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birisini kapsaması gerekmekte. İlki nöro gelişimsel bozuklukların patogenezini, etiyolojisini, yatkınlığını ve direnç mekanizmalarını ele alan temel araştırmalar veya nöro gelişimsel bozuklukların önlenmesi, teşhisi, hasta sınıflandırması, tedavisi ve veya rehabilitasyonu konularında yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırmalardan en az birisini kapsamasını beklemekteyiz.
Kapsam dışı olan konuya bakacak olursak, burada nörodejeneratif hastalık araştırması, kısa ismiyle JPND tarafından ele alınan nörodejeneratif bozukluklar bu çağrı kapsamına dahil edilmemiştir. Uluslararası çağrı metnine ve ulusal başvuru kurallarına detaylı bir şekilde bakabilmeniz için aşağıda linkleri burada sizle paylaşmak istedim. Bu seneki çağrımıza 20 farklı ülkeden 22 farklı fonlayıcı kuruluş katılmakta. Çağrımızın toplam bütçesi 16.63 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu çağrımız COFAN çağrısı olduğu için Avrupa Komisyonu katkısı da bu bütçenin üzerine eklenecek olup toplam bütçesinin 20 milyon avronun üzerine çıkması beklenmektedir. TÜBİTAK'ın bu çağrı için ayırmış olduğu bütçesi 300 bin avrodur. Bu bütçeyle tahmin olarak 2-3 projenin desteklenmesi amaçlanmakta. Aşağıda katılımcı ülkeleri ve fonlayıcı kuruluşları görebilmekteyiz. Konsorsiyum oluşturma koşullarından sizlere bahsetmek isterim. Burada her konsorsiyumun fonlayıcı kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az 3 farklı ülkeden araştırma grubundan oluşması gerekmekte. Bizde de şöyle sorular geliyor. Örneğin bir araştırma grubu, bir konsorsiyumda birden fazla Türk araştırma grubu olabilir mi? Evet, olabilir. En fazla 2 araştırma grubu bir konsorsiyumda aynı ülkeden seçilebiliyor. Peki en fazla bir konsorsiyumda kaç araştırma grubu olabilir? Sorusunun yanıtı ise 5 olarak söyleyebiliriz. Ancak bir istisnai durumumuz var bu çağrıyla ilgili olarak. Eğer Türkiye'den bir ortak olması durumunda bu konsorsiyumda bu sayı 6'ya çıkarılabiliyor. Bizlere yine sizlerden şu şekilde sorular gelebiliyor. Örneğin Amerika'dan, Kanada'dan veya Japonya'dan ortaklarımız var. Bunlar da bu konsorsiyumlarda yer alabilirler mi sorusunu alıyoruz. Evet, alabilirler. Yukarıdaki koşulları karşılamaları durumunda bir konsorsiyum oluşturma kurallarını en az sayı ve en yüksek sayının arasında kalması koşuluyla ve bu araştırma grupları kendi fon kaynaklarını sağlaması durumunda tabii ki yer alabiliyorlar. Herhangi bir engel yok. Çağrı takvimini sizlerle paylaşmak isterim. Çağrımız açılmış durumda. Uluslararası çağrımızın başvurusunun son tarihi 9 Mart olarak belirlenmiş durumda. Ulusal başvurunun da tamamlanması için belirlenen son tarihimiz 17 Mart. İkinci aşama uluslararası başvurular için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi. Desteklenmesine karar verilen projeler Ekim ile Aralık tarihleri arasında ilan edilecektir. Bunun sonrasında da TÜBİTAK PBS üzerinden desteklenen projeler için ikinci aşama ulusal başvuru sürecimizi açmış olacağız. Projeler de tahmini olarak 2022 yılının Ocak-Nisan tarihleri arasında başlayacaktır. Proje süresi en fazla 36 ay olarak seçilebilmektedir. Proje bütçesine bakacak olursak burada da yürütücü kuruluşun yüksek öğretim kurumları, eğitim araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşlarından olması durumunda 720 bin TL'ye kadar bütçe verebiliyoruz. Burada kurum hissesi ve PTİ hariç. Özel kuruluşlar için ise 1 milyon TL'ye kadar bütçe vermemiz mümkün. Bir konsorsiyumda birden fazla araştırma grubu olması durumunda da Türkiye'den toplam bütçenin kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç 1,5 milyon TL'yi geçmemesi gerekmekte. Sizlere burada uluslararası başvuru ve değerlendirme sürecinden bahsetmek istiyorum. Altını çizmek istediğim nokta şudur. Konsorsiyum koordinatörü tarafından sadece birinci aşama uluslararası başvurusu yapılmaktadır. Bu projeler öncelikli olarak tüm fonlayıcı kuruluşlar tarafından ön incelemesi yapılmaktadır. Daha sonrasında uygun olan projeler ortak çağrı sekreteresi tarafından koordine edilen uluslararası bağımsız hakem değerlendirilmesine, bunlar dış danışman değerlendirmesi olmakta ve en az 3 dış danışmana gönderilmektedir. İkinci aşamaya geçen projeler için yeniden sadece proje koordinatörleri tarafından ikinci aşama başvuruları yine yapılmakta. Yine bir şekilsel inceleme
yapılıyor aynı birinci aşamadaki gibi ve bu sefer ikinci aşamada panel değerlendirilmesi yapılmakta. Uluslararası değerlendirme kriterlerinden kısaca bahsetmek isterim. Burada ilk olarak iletilen projeler çağrıya uygun olup olmadığına dair hakemler tarafından değerlendirilmekte. Daha sonrasında da üç ana kriter üzerinden projelerin değerlendirilmesi yapılmakta. Bunlar mükemmeliyet. Burada kısaca bahsetmemiz gerekirse hipotezin ve bilimsel konseptin yeniliği burada önemli ve kullanılacak olan metodolojinin ve uygulamanın bilimsel kalitesi de önemli. Bu şekilde değerlendiriliyor. Impact etki kısmında yaygın etkisi projenin önemli bu kısım değerlendiriliyor. Üçüncü bölümde de uygulamanın kalitesi ve etkinliği yani iş planının uygun olup olmadığı risklerin risk planının nasıl hazırlandığı önemli. Bizim proje yönetimi kısmını düşünebiliriz. Partner nasıl bulabilirim kısmında sizlere buradan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kayıt olmamız gerekiyor. Buradan kayıt oluşturuyoruz. Kayıt olduktan sonra da doldurmamız gereken kırmızıyla işaretli yerler var. E-postamız, adımız, soyadımız, kurumumuz, hangi ülkeden olduğumuz, ne tür bir organizasyonda çalıştığımız, ne tür bir yetkinliğimizin olduğu ve ne tür bir yetkinlik aradığımızı burada doldurup daha sonrasında kaydolabiliyoruz bu sistemimize, ortak arama mekanizmasına. Daha sonrasında da buradan ara butonuna tıklayarak ve filtrelemeler istersek yapabiliyoruz. Buradan uygun olan profilleri bulup üzerlerine tıklayıp bir tane örnek göstermek istiyorum. Tüm kişinin tüm bilgilerine buradan ulaşıp kişiyle iletişim kurup bir konsorsiyum oluşturmanız mümkündür. Çağrı ile ilgili önemli bağlantıları burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulusal başvuru kurallarımızın adresi verildi. Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için uluslararası web sitemize ulaşabilirsiniz. Uluslararası proje başvuru ve ulusal başvuru sistemlerini de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca Eranet Neuro'nun Twitter ve Facebook accountları da burada sizlerle paylaşmış oldum. Ulusal irtibat noktalarımız, uluslararası başvuru koşulları ve nöron hakkında bilgi için benimle iletişim kurabilirsiniz. Ulusal başvuru koşulları hakkında bilgi için de Ardep UPAK'tan Öncü Bey ile iletişim kurmanız mümkündür. Benim sunumum bu kadar. İlginize teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dilerim ben. Teşekkürler. Teşekkürler Emrah Bey. Sıradaki sunuma geçiyorum. Teması tarımsal sistemlerde döngüsellik olan dört farklı Eranet çağrısının sinerjisiyle oluşan ortak çağrıyı sunmalar için sözü Doktor Meltem Soydan Karabacak'a bırakıyorum. Değerli katılımcılarımız hoş geldiniz öncelikle Bilgi Günü etkinliğimize. Hemen sunumumu paylaşayım. Adım Meltem Soydan Karabacak. Tarım Ormancılık Veterinerlik Araştırma Destek Grubu'nda bilimsel programlar baş uzmanı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Ice Agri Food Eranet programının da ulusal irtibat noktasıyım. Sunumumda diğer sunumlarda olduğu gibi çağrının genel olarak kapsamından, takviminden, ulusal uluslararası başvuru koşullarından bahsedeceğim. Son olarak da ortak arama araçlarından bahsederek sunumu bitireceğim. Emre Bey'in de bahsettiği gibi bu çağrı 4 Eranet projesinin kapsamlarının kesiştiği noktada dördünün de bir arada gelmesiyle oluşturulmuş bir çağrı. Bunlardan Suzu'nun sürdürülebilir hayvancılık sistemlerini hedefleyen bir Eranet programı, Ice Agri-Food bilgi iletişim teknolojilerinin tarımda uygulanmasını hedeflemekte, SASCROP yine sürdürülebilir tarım sistemleri, FATCA Eragaz'da sera gazı mitigasyonu ve izlenmesini hedef alan bir Eranet programıdır. Bunlardan Suzun ve Eragaz programı son yıl içerisindedir. Son çağrıları olacak bu çağrı. Ice Agri-Food ve SASCROP nispeten daha yeni Eranet programları olup bu çağrının akabinde de yeni çağrıları olacak. O nedenle bu özellikle Ice Agri-Food ve SASCROP'u takip etmeye devam etmenizi tavsiye ederim. Hem newsletterlerine hem de sistemlerine üye olursanız duyurularını, workshop vesaire gibi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ice Agri-Food'un özellikle Mart-Nisan aylarında Knowledge Incubator gibi başka araçları da yayınlanacak ve workshopları da olacak. Bu dört Eranet'in bir araya gelerek oluşturduğu bu çağrının
ana kapsamını tarımsal sistemlerle döngüsellik oluşturuyor. Burada pre-announcement'ta yayınlanan çağrı başlığını görüyorsunuz. Burada altını çizeceğimiz bir noktada bu henüz çağrı metni yayınlanmamıştır. Ulusal ve uluslararası başvuru sistemi henüz açılmamıştır bu çağrının. Bu ay içerisinde açılması planlanmakta. Yani sadece ön duyuru metnine şu anda ulaşılabiliyor. Bu döngüsel tarım sisteminden beklenen sürdürülebilir tarım sisteminin temel taşları olan bitkisel üretim, hayvancılık, toprak ve arazi kullanımını bütünleştirilerek atıkların önlenmesi, yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi bekleniyor. Bu sayede de emisyonları azaltmada, doğal kaynakları kullanmada, harici girdileri azaltma, iç ve dış koşullara, bunlar çevresel faktörler, iklim değişimi olabilir, ekonomik faktörler olabilir, daha esnek dayanıklı bir sistem oluşturma ve biyoçeşitlilik koruma alanlarında avantaj sağlanması bekleniyor. Bu kapsamda tüm proje önerilerinin, çare sunacak tüm proje önerilerinde 4 maddenin 4'ünün de mutlaka olması gerekiyor. Bunlardan biri eksik olduğu takdirde projenin iadesi söz konusu olabilir. Uluslararası Çağrı Sekreterliği dışından out of scope denilerek. Çünkü 4 erenet olduğu için de 4'ünün de amaçlarına hizmet etmesi bekleniyor. Bunlardan ilki karışık ekim hayvancılık sistemlerinin ikisini de içermesi gerekiyor. Bunlar tek çiftlikler içinde de olabilir. Ayrı ayrı çiftlikleri bir araya getirecek bir sistem de olabilir. Hayvancılık derken başlıca karasal türler ilk hedeftir. Yani et için sığırcılık, süt sığırcılığı, koyunlar, keçiler, domuzlar, kümes hayvanları gibi. Ekim sistemlerinde de öncelikli olarak tarla bitkileri, öndürüde bu arable crops olarak geçiyor. Bunların hedeflenmesi bekleniyor. Diğer türler de olabilir ama birincil hedef dediğim gibi burada bahsettiği gibi tarla bitkileri, hayvancılıkta da başlıca karasal türler. Seri gazların izlenmesi ve azaltılması konusu mutlaka öneride ele alınmalı. FATCA Eregaz da çünkü ortak olan enetlerden biri. Yine bilgi iletişim teknolojisi boyutu mutlaka olmalı. Bu boyut küçük bir şekilde de ele alınabilir. Sensörler gibi oradan gelen verilerin işlenmesi gibi daha küçük boyutlu da olabilir. Daha kapsamlı bir ICT aracı da olabilir. IoT gibi, blockchain gibi ya da robotik sistemleri gibi. Bu projenizin özeline göre yürütücülerin tercihine bırakılmış. Bir sistem yaklaşım benimsenmeli. Burada kastedilen 3 unsur mutlaka olmalı ama bu 3 unsurun dışında projenizin özelinde başka konular da önemliyse, toprak kalitesi, biyolojik çeşitlilik, iklim değişimine uyum ya da sosyoekonomik faktörler olabilir, iş modeli geliştirme gibi. Bütün bunları da ele alacak tüm sistem yaklaşımıyla projenin hazırlanması hedefleniyor. O nedenle impact'in iyi olması birincil hedeftir bu çağrıda. Desteklenmeyecek konuları özetlersek, sadece bitki veya sadece hayvan yetiştiriciliğini temel alan tek disiplinli projeler kapsam dışıdır. Mutlaka her ikisini de içermesi gerekiyor. Odak noktası toprak olan projeler, su ürünleri, böcek yetiştiriciliği, kürkü için yetiştirilen hayvanlar, odak noktası yeniden yabanlaştırma olan projeler ve anaerobik çürütücülerin geliştirilmesi konuları kapsam dışıdır. Bunlar direkt out of scope olarak iade edilir bu konular hedefleniyorsa eğer. Çağrıya katılan ülkelerin tablosu ön duyuruda belirtildiği kadarıyla tabloda görüldüğü şekildedir. Bunlar katılan ülkeler, bunlar da fonlayıcı kuruluşlar. Buradan da gördüğünüz üzere her ortak kendi fonlayıcı kurumu tarafından kendi ulusal koşullarına göre desteklenecektir. Henüz bütçelerini veremedim çünkü ön duyuruda henüz verilmedi. Çağrı metninde verilecek ayrılan bütçelerde. Bu AB üye ve AB asosiye üyelerden en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekiyor. Burada 3 sayısına Türkiye dahil tabii ki. Yani Türkiye dışında 2 ortak daha bulunması yeterli. TÜBİTAK'ın çağrı bütçesi de 500 bin avro. Bu toplam çağrı bütçesidir. Yaklaşık Türkiye'nin yer aldığı 2 ya da 3 ya da 4 projenin desteklenmesine yetecek bir bütçe. Biraz önce belirttiğim gibi Şubat ayı içerisinde çağrının açılması planlanıyor. Mayıs sonu gibi, belki bu Haziran başına kayabilir açılış tarihine göre, uluslararası başvurunun yapılması gerekiyor. Yine uluslararası başvurunun takiben bir hafta içerisinde de ulusal başvurunun kapanması tahmin ediliyor. Ulusal ve uluslararası başvurunun eş zamanlı yapılması son derece önemli. Bunlardan biri dahi yapılmadığında maalesef iade ediliyor proje önerileri. Hakem değerlendirmesine alınmadan. O yüzden her ikisinin de yapılması son derece önemli. Aralık gibi de projelerin başlanması hedefleniyor. Uluslararası başvuru tek aşamalı olarak yapılacak. İngilizce olarak direkt full proposal alınacak. Uluslararası Çağrı Ofisi çağrı metnine uygunluk açısından değerlendirme yapılacak. Fonlayıcı kuruluşta uluslararası başvuru koşullarına uygunluk açısından değerlendirdikten sonra
Bu değerlendirmeleri geçenler hakem değerlendirmesine gidecek. Bu yüzden uluslararası bağımsız hakemlerce değerlendirilecek. Fonlayıcı kuruluşların değerlendirmesi olmayacak bilimsel anlamda. Ulusal başvurusu 2 aşamalı gerçekleşecek. Bu hususla ilgili son sunum olan Tayyip Bey'in sunumunda detaylı bilgiler verilecek. Burada en önemli husus ortakların kendi fonlayıcı kuruluşta ulusal kuralların hakim olmasıdır. Çünkü bu ortaklardan biri dahi ineligible denirse fonlayıcı kuruluşu tarafından maalesef tüm proje iade ediliyor. O nedenle tüm ortakların çağrı metnine ve oradaki kurallara hakim olması, irtibat noktalarıyla iletişime geçmesi son derece önemli. 1071 programının kuralları kullanılacak Türk araştırıcılar için. Yine burada Tayyip Bey'in sunumu oldukça önemli. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. 24 ay minimum süredir, 36 ayda maksimum süredir. Talep edilen ulusal bütçe proje başına 1,5 milyon TL'ye geçmemeli. Üniversite ve yürütücü kuruluş başına ise üniversite ve kamu kurumları için 720 bin TL, özel kuruluşlar için 1 milyon TL'ye geçmemesi gerekir. Birden fazla kurum bir projede, bir uluslararası projede yer alabileceği için proje başına da bir limit belirtilmiştir. Ortak arama araçlarından bahsedersem, ilk ortak arama aracı Ufuk 2020 veri tabanı kullanılabilir. iStyrofood web sitesi kullanılabilir. Orada ciddi bir veri tabanı var, biraz sonra bahsedeceğim. Ve diğer ERENET programlarının, ortak olan ERENET programlarının web sitelerinden yararlanılabilir. Tabii en önemli araçlardan biri tabii ülkelerin irtibat noktalarıyla iletişime geçilebilir. iStyrofood veri tabanına mutlaka kaydolmanızı tavsiye ediyorum. Muhtemelen uluslararası başvuru da bu site üzerinden yapılması planlanıyor. O nedenle bu veri tabanına kaydolmanız önemli. Hem de daha yeni başlamış bir ERENET projesi olduğu da düşünüldüğünde önemli olacaktır. Ufuk 2020 veri tabanına bakarsak, burada How to Participate kısmında Partner Search'e girdiğinizde keyword yazarak o alanla ilgili desteklenmiş, Avrupa Birliği tarafından desteklenmiş projelere ulaşabilirsiniz. O projelerin detay bilgilerinde de şu kısımda Contact Project kısmından proje koordinatörüyle iletişime geçebilirsiniz. Yine iStyrofood'un web sayfasında Finding Partners'a tıkladığınızda Find to be Found kısmında hani nasıl kendinizin bulunabileceği ya da birilerini araştırabileceğinizle ilgili bilgiler var. Burada Search Users'a tıkladığınızda ülke bazlı kaydolmuş kişilere ulaşabilirsiniz ya da CV'leri eğer public yaptılarsa CV'lerinden arama yapabilirsiniz. Public Proposals kısmında proje fikrini yazıp insanlarla paylaşıp oradan geri dönüşler alabilirsiniz. Ya da hali hazırda girilmiş proje fikirlerine siz ortak olabilirsiniz. Tabii burada çok detay vermemek önemli olabilir fikrinizin başkaları tarafından kullanılmaması açısından. Yine iStyrofood'un içine girdiğinizde de Avrupa Birliği tarafında o alanda desteklenmiş, şimdiye kadar map edilmiş projelere ulaşabilirsiniz. Burada da ülke bazlı tarama yapabiliyorsunuz. Bu sadece iStyrofood kapsamında açılmış çağrılarda değil, başka çağrılarda desteklenmiş projeler yer almakta. Eregress'in sitesinde de yine kendi çağrılarında daha önce desteklenmiş projeleri ve koordinatörlerine ulaşabilirsiniz. Susan için de aynı şey geçerli. Daha önce desteklenmiş yine projelerin fikirlerine ve koordinatörleriyle iletişime geçebilirsiniz. SAS Group'ta da aynı şey geçerli. Yine dediğim gibi bu daha başka çağrıları da olabilecek bir ERENET programı. Bu siteyi de takip etmenizi tavsiye ederiz. Bunun dışında bir de FOSK ERENET'i var tarımla ilgili. FOSC diye yazılan, onu da takip etmenizi tavsiye ederiz. Yine tarımla ilgileniyorsanız eğer gıda sistemleriyle. İlginize çok teşekkür ederim. Uluslararası başvuru koşulları hakkında bilgi için benimle irtibata geçebilirsiniz. Ulusal, bu 1071 programı ve ulusal başvuru koşulları için bilgi için de Öncü Bey'le iletişime geçebilirsiniz. İnşallah verimli bir çağrı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Meltem Hanım. Zaman olarak da iyi gidiyoruz. Sıradaki sunuma geçmek istiyorum. Kuantum bilimleri ve teknolojileri konusundaki çağrı, Quant Era 2021 yılı çağrısı için sözü Serkan Üçer'e bırakıyorum. Buyurun. Teşekkürler Emre Bey. Önce kısa bir açılış babında ben Serkan Üçer, Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nda kısa bir süre önce göreve başladım. Daha öncesinde uzun bir dönem Ulusal Koordinasyon Ofisi'nde çerçeve programları da birkaç alanda irtibat noktası olarak çalışıyordum. Bugün size aslında sadece Quantera değil, Flagger'a çağrısıyla da ilgili bilgi vereceğim. Bu iki çağrının irtibat noktası olarak çalışıyorum.
Öncelikle katılım ve düşmen ilgi için teşekkür ediyorum. Daha önce duyurulmadı 600 kişi kadarız şu anda takip edilen ve incelediğimde hem akademiden hem de endüstriden yoğun katılım olduğunu görüyorum. Bu bizim için sevindirici. Bizim Eranet'te aslında yaşadığımız zorluklardan birisi ilgi eksikliği. Genelde böyle TÜBİTAK'ın koyduğu bütçe her zaman tam kullanılamayabiliyor. Yani o kadar çok proje çıkmıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar hani aranızda rekabet olarak düşünmeyin ama başvuru sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Şimdi kısaca önce Quantera çağrısı sunumuyla başlayayım sunumuma. Bu nispeten birazcık kısa bir sunum olacak çünkü Quantera çağrısı aslında resmi olarak henüz duyurulmadı fakat çok kısa bir süre içerisinde duyurulacak. Biz TÜBİTAK içerisindeki süreçleri neredeyse tamamladık gibi. O yüzden bahsedebileceğim kadarını size bahsediyor olacağım. Öncelikle Quantera ne? Kuantum bilimleri ve teknolojisi alanında sinerji yaratmayı hedefleyen bir ERANET projesi. Özel bir amacı var. Yeni ve gelişen teknolojiler diye bir domain vardı UFUK 2020 programı içerisinde. Orada desteklenmiş olan 1 milyar avro kadar bütçesi olan ve 10 yıl süresi olan büyük bir amiral gemisi dediğimiz bir projeye destek sağlamak. Kuantum amiral gemisi projesine. Çağrıyla hedeflenen aslında desteklenen projeleri bu kuantum amiral gemisi projesini bir şekilde eklemlendirmek. Bu 2 yılda bir çağrıya çıkılıyor yaklaşık ve 2021 çağrısında 2 konuda destekleniyor olacak. Birincisi kuantum temel bilimler. İşin fizik kısmını geride bırakmak istemiyorlar. Yani fundamental şeylerin yine çalışılmasını istiyorlar. Ve daha çok teknolojik olarak, ürün olarak neler çıkarılabilir? Çünkü kuantum artık bayağı ürünleşmeye doğru giden bir konu bildiğiniz üzere. O yüzden uygulamalı kuantum teknolojileri de çalışılıyor olacak. Çağrı açılışını Mart 2021'de ortak konsorsiyum olarak yapmayı planlıyoruz. Orada bu bahsettiğim temel bilimler ve uygulamalı bilimlerde asıl hedeflenen şeyleri, skopları görüyor olacaksınız. O yüzden şu anda çok giremiyorum. 2 aşamalı olarak icra edilecek bu yılki çağrı. Mayıs'ta ilk aşama başvuruları kabul ediyor olacağız. Ardından kısa bir ulusal başvuru süreci takip edecek. Ardından 2. aşamaya davet edilen projeler ise Eylül ayında submit edecekler projelerini. Türkiye'nin taahhütü 500 bin avro civarında. 1070 programıyla desteklenecek. Bizim tahminimiz 4-5 belki 6 projeyi destekleyebiliyor olacağız. Sayı az gelmesin. Yani eğer önceki çağrıları göz önüne alırsak çok fazla proje destekleyemedik daha önceki çağrılarda. O yüzden 4-5-6 civarı proje bayağı yüksek. Ve bir mekanizma da var. Eğer hani çok fazla Türkiye'den başarılı eşiğe geçmiş bilimsel olarak mükemmeliyet sağlamış proje varsa yönetim kurulu inisiyatifinde bütçenin artırılması da söz konusu olabiliyor. O yüzden yani kendi aranızda bir rekabet olduğunu düşünmeyin. Konsorsiyum kurumu çok farklı değil diğer arkadaşlarımızın anlattığı şemadan. 3 farklı katılımcı ülkeden üye çevirmesi gerekiyor. 3-6 arası partnerle kurun diyoruz ERANET'lere, Quantera'da. Ülkelerin bütçe taahhütlerini vermedim, confidential olduğu için ama ülkelerin listesini koydum. Burada Fransa ve Almanya bütçe olarak aslında başı çekiyor. Flagger'a sunumunda da değineceğim. Yani bütçe taahhütü yüksek olan ülkelerden aslında konsorsiyum partnerleri bulmanız sizin için bir avantaj. UPAC grubundan Ebru Hanım'la birlikte takip ediyor olacağız. Çağrıyı sorularınızı belirttiğim e-postalara gönderiyor olabilirsiniz. Orada tartışırız. Quantera kısmı bu kadar. Soruları sonda yanıtlayacağımız için doğrudan Flagger'a sunumuna geçiyorum. Bu bir miktar daha ayrıntılı bir sunum olacak. Flagger'a projesi de benzer şekilde bahsettiğim yeni ve gelişmekte olan teknolojiler, Future and Emerging Technologies alanından bir ERANET'ti. Bunun da özel bir amacı var. Desteklenen diğer 2 amiral gemisi projesi olan Grafen ve İnsan Beyni amiral gemisi projelerine eklemlenebilmek. Yani o projelerin aslında büyütülmesini sağlamak istiyoruz.
Grafen ve insan beyin ameliyat gemisi projeleri 10 yıllık süre verildi. Bir 6 yıl kadar geçti. 3-4 yıllık süreleri kaldı. Farklı şekilde seçtiler devamlarını. İşte Grafen ameliyat gemisi projesi bir teknoloji altyapısı olmayı hedefliyor. İnsan beyni ise bir araştırma altyapısı olmayı hedefliyor. Bu projeler çok prestijli projeler, yani Quantum Amiral Gemisi ile birlikte aslında bir de Batarya Amiral Gemisi projesi var. Yani Avrupa domaininde çok nitelikli seçkin projeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu seneki FLEGER'e çağrısında da grafiğin hem temel, işte fiziksel kimyasal özellikleriyle ilgili konular belirlenmiş durumda, hem de uygulamalı bilim ve yenilik çağrısı başlığı altında çeşitli odak noktaları verilmiş durumda. İnsan beyni ise tek bir çağrıda icra ediliyor olacak. Hem temel hem de uygulamalı araştırma konuları belirlenmiş durumda. Bu konular, şöyle aslında size de getirdim. Bunları sizin tabii kendi araştırma fikrinizle kendinizin align etmesi lazım bunları. Daha sonra incelemeniz daha iyi olur. Fakat yine de buraya koymuş oldum. Şunu söylemem lazım belki bu hususta. Bunlar ortak belirleniyor. Yani Grafen Amiral Gemisi Projesi sahipleri diyor ki eğer bu konularda proje gelirse desteklendiği durumda biz kendi projemizi partner olarak alacağız. Aynı şekilde insan beyni de o taahhütü vermiş oluyor. Özellikle grafenin uygulamalı kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. Oldukça ileri konular aslında adreslenmeye çalışılıyor işte. 6G communication gibi yani çok yeni konular aslında adreslenmek isteniyor. 15 ülke 18 TÜBİTAK muadili kuruluştan bahsediyoruz. Toplam 10 milyon avroluk bir bütçeden bahsediyoruz. Taahhütleri gördüğünüz üzere Türkiye'nin 400 bin avro seviyesinde bu yılki çağrıda. Yine Almanya ve Fransa 2 milyon avro koymuş durumdalar. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum aslında. Yani sunumda web sitesinde okuyacağınız bilgilerin ötesinde böyle ipuçları vermek gerekirse, partnerlerinizi eğer seçme durumundaysanız, yani davet aldıysanız, az taahhüt alan ülkelerden çok seçmemeye çalışın diye söylüyoruz. Çünkü ülkelerin taahhüt miktarları bittiği zaman bizim gibi hani esnek olmayabiliyorlar, çok katı olabiliyorlar arttıramadıkları için. Bütün konsorsiyumun projesi fail etmiş oluyor sadece bütçe yetmediği için. Konsorsiyum kurma şartlarında farklı şu var. Eğer Grafen veya insan beyni amiral gemisi projesinden bir ortağınız varsa projenin içerisinde, iki farklı katılımcı ülkeden üye ile de yapabiliyor olacaksınız. Yine 3-6 arası partner öneriyoruz. Burada şöyle bir kural da koyduk. Aynı uluslararası projeden bahsedersek iki farklı Türkiye başvurusu istemiyoruz. Tek bir başvuruda 1071 programına başvuru yapmalarını bekliyor olacağız. Takvime kısaca değinmek gerekirse henüz hala bayağı vakit var aslında. Tek aşamalı icra edilecek bu çağrı. 19 Nisan'a kadar proje önerinizi göndermeniz lazım. Ardından yine takip eden bir kısa ulusal başvuru sürecimiz olacak. Ekim ayında bütün bilimsel değerlendirmenin bitmiş olmasını planlıyoruz. Kasım 2021, Mart 2022 bütün konsorsiyum olarak koordineli bir şekilde başlama tarihi seçeceğiniz aralık olarak görünüyor. 36 ay ya da 24 ay seçiyorsunuz. Tabi burada müstakil hareket etmiyorsunuz. Yani konsorsiyum olarak, uluslararası konsorsiyum olarak bir süre üzerinde, aynı süre üzerinde uzlaşmanız lazım. Belki ya 3 yıl seçilmesi isteniyor. Burada aslında benzer sınırlar koyduk. Üniversitelerden 720 bin artı kurum hissesi PTİ. Özel kuruluşlar için ise 1 milyon TL bütçeyle ulusal tarafta icra edilecek. Yine 400 bin avro demiştik oraya. Doğru baktığımızda 3, 4, 5 civarı projeyi çok rahatlıkla destekleyebiliriz gibi görünüyor. Ortak arama mekanizması diğer erenetlere benzer şekilde, yani bir takım işte expression of interest bırakabileceğiniz formlar var FLAGER'ın web sitesinde. Ben dün kontrol ettiğimde 30 kadar EO'yu bırakılmış durumda. Hem ortak arayanlar hem de konsorsiyuma davet edip uzmanlık belirtenler olmak üzere.
Bizim de aslında ulusalda bir tüm süreci özetledi, oldukça da detaylı özetlediğimiz bir web sitesi haberimiz var Çubuk.gov.tr üzerinde. Orada çağrı duyurusu metnine tıkladığınız zaman bayağı uzun bir metin sizi bekliyor ve bütün detaylar var ama yine de bizimle iletişim kurmanızdan memnuniyet duyarız. Flagger özelinde bir webinar gerçekleştirildi. Onun kaydı Flagger'a web sitesinde bulunuyor. Ona ulaşabileceksiniz. Grafen, Amiral Gemisi ve İnsan Beyni, Amiral Gemisi projeleri de kendi sunumlarını yaptılar orada. Yani Scope'da neler beklediklerini ilk elden duyuyor olacaksınız. Bu ortak aramayla ilgili yine yazıların üstesine bir ipucu vermek gerekirse en iyi çalışan yöntem Expression of Interest değil aslında. Yani sizin kendi eski networkleriniz veya şu anki güncel networkleriniz önemli. Yani Avrupa'daki işbirliği yaptığınız, daha önce çalıştığınız kişilerle yazışmanız önemli. Yani onlar çok çalışıyor. Yoksa hani sıfırdan Expression of Interest'in gönderilmesi özellikle de süre az kaldığı için çok çalışmayabiliyor. Bunu da kısa bir not olarak iletmiş olalım. Burcu Yamak hanımefendiyle takip ediyor olacağız çağrıyı. Sorularınızı bu e-postalara bekliyor olacağız. İlginiz için teşekkür ederim. Sorular kısmında tekrar görüşürüz. Teşekkürler Serkan Bey. Serkan Bey'in sunumlarıyla birlikte 6 farklı Eranet çağrısı için çağrılarla ilgili bilgilendirme kısmını tamamladık. Şimdi sorular kısmında ben de takip ediyorum. Burada canlı cevaplar da veriliyor. Başvuruyla ilgili sorular da soruluyor. Şimdi sıradaki sunum da hani gayet ilgi çekici. Bu ulusal başvuruyu yaparken nelere dikkat etmenizle ilgili hususları Tayyip Kösoğlu Bey sizlere aktaracak. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. Teşekkürler Emre Bey. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Benim ismim Tayyip Kösoğlu. Ben ARDEP'te Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu'nda bilimsel programlar uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugünkü sunumun ilk bölümünde çok kısaca 1071 programından bahsedeceğim. Daha sonra ağırlıklı olarak ulusal başvuru kuralları üzerinde duracağız. En son bölümde de proje başvuru sistemi PBS'ye göz atacağız. Biz UPAC olarak 1071 destek programını yaklaşık 2 sene önce yürütmeye başladık. TÜBİTAK'ın yer aldığı uluslararası çağrılarda projelerde yer alan Türk kurum ve kuruluşlarını 1071 programı aracılığıyla destekliyoruz. İşbirliği anlamında bakıldığında bizim çağrılarımızı 2 sınıfta toplayabiliriz. İkili işbirliği anlaşmaları kapsamında çıktığımız çağrılar var. Değişik ülkelerin proje fonlayan fonlama kuruluşlarıyla ikili anlaşmalar yapıyoruz ve çağrılara çıkıyoruz. Şu anda yaklaşık 62 ülke ve 88 farklı kurumla bu şekilde anlaşmamız var. Bazı çağrılarda tematik alanlarda kısıtlamalarımız oluyor. Bazı çağrılarda herhangi bir tematik alan kısıtlaması olmuyor. Bütün alanlar açık oluyor. İkili işbirliği çağrılarında proje önerisi sunabilmek için ilgili ülkeden en azından bir tane proje ortağı bulmanız ve proje önerinizi o şekilde sunmanız gerekiyor. Bunun dışında çok taraflı işbirlikleri dediğimiz çağrılarda yer alıyoruz. Bunun en bilinen örneği Eranet platformları. Birçok Eranet platformunun TÜBİTAK olarak içinde yer alıyoruz. Eranetlerin dışında da yine çok taraflı işbirlikleri networklerine örnek olarak Prima, Belmont, Erasmus ve Cornet gibi oluşumları sayabiliriz. Bu oluşumlar da çeşitli tematik alanlarda düzenli olarak çağrılara çıkıyorlar ve biz bu çağrılarda yer alan Türk kurum ve kuruluşlarına 1071 programı aracılığıyla fonluyoruz. Sizlerin tabii uluslararası başvurunuzu yapmanızın yanında bir de
ulusal ayakta ulusal başvuru yapmanız gerekiyor. Biz 1071 programının başvuru kurallarını her çağrı özelinde özel bir dokümanla aslında yayınlıyoruz. O yüzden bu dokümanı incelemeniz çok önemli öneri aşamasında. Bu programa ne tür kuruluşlar başvuru yapabiliyor? Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye'de yerleşik ticaret sicil belgesi olan sermaye şirketleri bu programa başvuru yapıp bizden fon desteği alabiliyor. Bunun dışında vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler ve birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar 1071 programına başvuru yapıp bizden destek alamıyorlar. Ulusal başvuruda bilinmesi gereken aslında en önemli kural, eğer uluslararası başvuru sırasında, uluslararası başvuru formunda birden fazla proje ortağı tanımlamışsanız, ulusal başvuru sırasında bu ortaklar adına tek bir başvuru yapılması gerekiyor. Türkiye'deki ortakların arasından bir tanesi proje yöneticisi olarak bu başvuruyu PBS'de bütün ortaklar adına yapmak zorunda. Bunun dışında bütün ortakların PBS'de yürütücü kuruluşlar sekmesi kullanılarak yürütücü kuruluş olarak tanımlanması gerekiyor. Bu şekilde ayrı ayrı yürütücü kuruluşları tanımladığınız zaman her bir proje ortağı için sizlere ayrı ayrı bütçe tahsis edebiliyoruz. Ama bunun kuralı da, yani uluslararası başvuru esnasında, uluslararası başvuru formunda mutlaka ayrı ayrı proje ortağı olarak kurum ve kuruluşların tanımlanması gerekiyor. Uluslararası başvuru formunda ortak olarak tanımlanmayan herhangi bir kuruluş PBS üzerinde de yürütücü kuruluş olarak tanımlanamıyor. Burada ek olarak bir kuralımız var. Aynı üniversitenin altında farklı fakülteler olduğu zaman bu farklı fakültelerde yer alan proje ekipleri PBS'de ayrı ayrı yürütücü kuruluş, ayrı ayrı proje ortağı olarak tanımlanabiliyorlar. Ama bunun da şartı, uluslararası başvuruda bu fakültelerin ayrı ayrı proje ortağı olarak tanımlanmasına bağlı. Proje ekibi kurulurken dikkat edilmesi gereken bazı kurallarımız var. Proje yürütücüleri ile ilgili olarak, yürütücü kuruluşa bağlı olarak, eğer yürütücümüz üniversite bünyesinde görev yapıyorsa, doktora derecesine, sanatta yeterlilik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekiyor. Kamu kuruluşları ve özel sektör söz konusu olduğu zaman yürütücünün en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimine sahip olması gerekiyor. Özel sektör olarak, özel sektördeki yürütücüler için ek bir şartımız daha var. O da proje başvuru tarihini referans aldığımızda bu kişinin ilgili firmada en az 6 ay çalışıyor olma şartı var. Araştırmacı veya danışmanlar için şartımız en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi şartı. Bu tüm kurum ve kuruluşlar için aynı, değişmiyor. Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı ve yardımcı personellerin Türkiye'de ikamet etmeleri gerekiyor. Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı görevlendirmeniz mümkün değil uluslararası proje önerilerinde. Kimler proje yürütücüsü olamıyor? Proje başvuru tarihi itibariyle aktif olarak görevleri devam eden rektörler, başhekimler, hastane yöneticileri, genel müdürler, il milli eğitim müdürleri yürütücü olarak görev alamıyorlar. Ama bu kişilerin yardımcıları projelerde yürütücü olarak görev alabilirler. Aynı zamanda bizim kurumumuzda görevleri devam eden grup yürütme kurulu üyelerimiz ve danışma kurulu üyelerimiz özellikle Erenet çağrılarında uluslararası hakem değerlendirme süreci olduğu için yürütücü olarak da yer alabiliyorlar. Destek oranlarımız bütün Erenet çağrılarında aynı. Üniversite ve kamu kurumları için %100 destek oranını kullanıyoruz.
Büyük ölçekli kuruluşlar için %60 ve KOBİ'ler için %75 destek oranını kullanıyoruz. Destek oranını nerede kullanacağız? Proje bütçemizi planladığımızda proje bütçemizi destek oranı ile çarpıp TÜBİTAK'tan talep edeceğimiz katkı miktarını veya hibe miktarını hesaplarken bu destek oranlarına dikkate almak zorundayız. Burada bir örnekle konuyu açıklamak istiyorum. Buradaki rakamlar yani tamamıyla örnek için verildi. İlgilendiğimiz erenetlerde bu rakamlar değişik olabilir. Biz süreç dokümanımızın ilgili yerinde talep edilecek katkı miktarı için, yani bu aslında talep edebileceğiniz hibe miktarını gösteriyor. Proje başına ve aynı zamanda yürütücü kuruluşun tipine göre bazı sınırlar koyuyoruz. Bu örnekte üniversite ve kamu kurumları için 720 bin lira, özel kuruluşlar için 1 milyon lira ve proje içinde toplam 1 milyon lira hibe desteği verebileceğimizi söylüyoruz. Ulusal başvuru esnasında bize bütçe sunarken kurum sitesini ve PT'yi hariç bırakmanız gerekiyor. Bunları hesap etmenize gerek yok. Bu örnekte Türkiye tarafında bir tane üniversitemiz var, bir tane de KOBİ'miz var. Üniversitenin ihtiyacı olan bütçenin 500 bin TL olduğunu farz edersek, üniversitenin destek oranı %100 olduğu için üniversitenin talep edebileceği katkı miktarı 500 bin TL'ye denk geliyor. Bu durumda proje başına talep edilecek katkı miktarı 1 milyon lira olduğu için firmanın talep edebileceği hibe miktarı en fazla 500 bin lira olabilir. Bu da şu anlama geliyor. KOBİ'nin kullanacağı destek oranını hesaba katıp bütçe planlamasını yaparken yaklaşık 666 bin liralık bir bütçe tasarlaması gerekiyor ki destek oranıyla bunu çarptığı zaman bizden toplamda 500 bin lira destek talep edebiliriz. Bu ulusal başvurudaki bütçe planlaması ile ilgili. Bir de uluslararası başvuru sırasında bütçe hesabı ile ilgili dikkat etmeniz gereken bir kural var. Bu anlatacağım kural yalnızca yani üniversiteleri ve kamu kurumlarını ilgilendiriyor. Özel kuruluşları ilgilendirmiyor. Uluslararası başvuru formu doldurulurken, bütçe ile ilgili bilgiler sunulurken buradan sizden istediğimiz yürütücü kuruluş başına kurum hisselerini ve PTİ'leri süreç dokümanımızda belirttiğimiz maksimum tutarları göz önüne alarak bütçenize eklemeniz. Eğer yönetici kuruluşsanız maksimum 180 bin lira, yürütücü kuruluşsanız 144 bin lira ve her bir yürütücü kuruluş içinde 180 bin lira kurum hissesine hesap ederek proje bütçenize eklemeniz gerekiyor. Ulusal başvuruda PBS'ye yüklemeniz gereken belgeler, bunlar da yakın bir zamanda ARDEP'te değişiklik oldu. Şu anda birinci aşamada yalnızca uluslararası başvuru formunu PBS'ye yüklemeniz yeterli. Ama sizi projeniz kabul edilirse ikinci aşamaya davet edersek, o zaman uluslararası başvuru formunun yanında bir de sizden kendi ulusal başvuru formunuzu ve bütçe ve gerekçesi formunu doldurmanızı talep ediyoruz. Bunun dışında yine sözleşme aşamasında fikri mülkiyet hak sahipliği protokolünü doldurmanız gerekiyor, bize göndermeniz gerekiyor. KOBİ beyannamesini aynı şekilde ve gerekliyse diğer belgeleri kurumumuza iletmeniz gerekiyor sözleşme aşamasında. E-imza süreci, ARDEP son iki senedir proje önerilerini e-imza ile alıyor başvuruları. E-imza süreci birinci aşama ya da ikinci aşama başvuru durumuna göre hangi kişilerin e-imza atacağı farklılık gösteriyor. Birinci aşamada proje önerinizde kaç sayıda proje ortağı olursa olsun yalnızca iki tane e-imza gerekiyor. Yalnızca projenin yöneticisi ve bu yöneticinin bağlı olduğu
kuruluşun yetkilisinin imza atması yeterli oluyor. Ama ikinci aşamada bütün yürütücü kuruluşlarda yer alan yürütücüler, araştırmacılar, yurt dışı danışmanlar ve bütün kurum kuruluş yetkililerinin imza atmaları gerekiyor. Proje başvuru sistemine dönecek olursak, biz 1071 programının başvurularını uidb-pbs.tubitak.gov.tr adres üzerinden alıyoruz. Buraya giriş yapabilmeniz için ARBIS şifrenizin olması lazım. Eğer ARBIS şifreniz yoksa ARBIS üzerinde kendinize yeni bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. PBS'ye girdiğiniz zaman yeni destek başvurusu sekmesine tıkladığınız zaman böyle bir sayfa geliyor önünüze. Eğer birinci aşama başvurusu yapacaksanız bu satırı, son satırı kullanmanız gerekiyor. Eğer tek aşamalı bir erenetse veya ikinci aşamaya başvuracaksanız da üçüncü satırı kullanmanız gerekiyor. Aktif başvurular sekmesine tıklıyorsunuz ve burada ilgilenmiş olduğunuz erenet'i seçip başvuru butonuna basıyorsunuz. Ayrıca bilgi notuna tıklarsanız her çağrı özelinde yayınladığımız ulusal başvuru kuralları dokümanına bilgi notunu tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Burada başvuru butonuna bastığınız zaman sistem çalışıyor ve size bir taslak oluşturuyor. Burada iki tane deadline var uymanız gereken. Başvuru bitiş tarihinden kastettiğimiz şu, başvuru onay sekmesinde başvuru onay butonu var. Bu butona basmanız için en son tarihimiz bu çağrı özelinde 10 Şubat 2021 Türkiye saatiyle 17.30. Bu sol tarafta gözüken liste halindeki sekmeleri teker teker doldurup eksiksiz bir şekilde başvuru onayı sekmesindeki bu butona basmanız için belirtilen son tarih bu. Daha sonra e-imza sürecini başlatıp e-imza sürecinde 16 Şubat'a kadar bitirmeniz gerekiyor. Sisteme burada ben giriş yaptım. Başvuruyu ben oluşturduğum için sistem beni otomatik olarak proje yürütücüsü olarak algılıyor. Beni yürütücü olarak atıyor. Burada göstermek istediğim birkaç tane önemli sekme var. Şu anda proje personeli sekmesini görüyorsunuz. Burada alttaki butonları kullanarak proje ekibinizdeki kişileri eklemeniz, sisteme tanıtmanız lazım. Araştırmacı ve danışmanları eklerken elinizde o kişilerin TC kimlik numaralarının olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kişilerin ARBIS'te kayıtlarının olması lazım. Bursiyer eklerken buna ihtiyaç yok. TC kimlik numarasıyla eklemiyorsunuz. Sadece bursiyerin tipini belirlemeniz lazım. Bunun dışında proje ekiplerinde lisans mezunu olmayan, üniversite mezunu olmayan proje personellerini yardımcı personel olarak görevlendirebilirsiniz. Ama yardımcı personellerle ilgili PBS'de herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. O kişileri yalnızca bütçe ve gerekçesi formunda ikinci aşamada o formu doldururken bütçe ve gerekçesi formunda belirtmeniz yeterli olacaktır. Burada ben yalnızca kendi kurumumun altındaki kişileri tanıtıyorum. Diğer ortaklarınızın proje personelini başka bir alanda ayrıca tanıtmanız gerekecek. Birazdan onu da göstereceğim. Burası şu anda ek dosyalar sekmesi. Birinci aşama başvuru ekranını gösteriyor. Bu satıra yalnızca birinci aşamada uluslararası başvuru formunu yüklemeniz yeterli. Onun dışında başka bir form yüklemiyorsunuz. Bu ekran ikinci aşama bir başvuruyu gösteriyor. İkinci aşama olduğu için uluslararası başvuru formunun yanında bizim ulusal başvuru formumuzu ve bütçe ve gerekçesi formunu yüklemeniz gerekiyor. Burada mavi linkleri tıklayarak bu iki formu bilgisayarınıza indirip doldurup ondan sonra ilgili satırlara yüklemenizi bekliyoruz. Yürütücü kuruluşlar sekmesi önemli. Proje ortaklarınızı yürütücü kuruluşlar sekmesinden tanıtıyorsunuz.
Şu anda ben süreci başlattığım için benim kuruluşumu yönetici kuruluş olarak sistem aldım diyor. Burada ekle butonunu kullanarak ortağınızın kuruluşunu, kurumunu seçiyorsunuz ve ortağınızın proje yürütücüsünü yine TC kimlik numarasını kullanarak seçip ekliyorsunuz. Eklediğiniz zaman sistem proje ortağınızı ikinci bir satır olarak buraya oluşturuyor. Biz bu işlemi aynı zamanda alt proje oluşturmak diyoruz. Sistem bu durumda projenin ortaklı bir proje olduğunu anladığı için size aynı zamanda bir işbirliği protokolü, sizin bir işbirliği protokol belgesi oluşturmanızı zorluyor. Buradan yine bu butonu kullanarak yeni bir ekran açıp bu işbirliği protokolünü düzenliyorsunuz ve e-imza sürecinde bunu da imzalamış oluyorsunuz. Proje ortağınızın, proje personelini nereden ekleyeceksiniz? Alt proje bilgileri butonuna tıkladığınız zaman yeni bir sayfa açılıyor ve alt projenin içine girmiş oluyorsunuz. Burada proje personeli sekmesini tıklayıp yine az önce gösterdiğim gibi orada ekleme butonlarını kullanarak bu proje ortağınızın altındaki araştırmacıları, danışmanları ve bursiyerleri, diğer proje ekibindeki kişileri buradan tanıtıyorsunuz. Üst proje bilgilerini tıklarsanız ana proje sayfasına geri dönebiliyorsunuz. En son buradaki sekmeler düzgün bir şekilde doldurulduğu zaman her bir sekmenin yanında yeşil tik işaretini gördüğünüz zaman başvuru onay sekmesine gidip başvuruyu onaylı butonuna basmanız gerekiyor. Bu butona bastığınız zaman sistem size iki yeni buton oluşturuyor. Başvuru onayını iptal et ve elektronik imza sürecini başlat şeklinde. Elektronik imza sürecini başlat butonuna basıp elektronik imza sürecini başlatıp elektronik imza sürecini bitirmeniz gerekiyor. Elektronik imza sürecine geçtiğiniz zaman sistem size elektronik imza atacak kişileri listeliyor. Eğer bu listede kuruluş yetkiniz tanımlı değilse ilk yapmanız gereken şey kuruluş yetkinizi tanımlamak olmalı. Çünkü bu birkaç günlük bir zaman alıyor. Bu talebin bizim ilgili bölümümüz tarafından incelenip onaylanması gerekiyor. Kuruluş yetkilisi tanımlanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey PBS sistemine kuruluş yetkisi olarak atanacak kişinin kendisinin şifresiyle girmesi gerekiyor. Ve bu kişi kendi şifresiyle PBS'ye giriyor. Kuruluş yetkilisi butonunu kullanarak burada kendisini kuruluş yetkisi olarak eklemek istediğine dair bize bir talep gönderiyor. Bu ekranda kimlerin kuruluş yetkisi olabileceğine dair genel bir bilgi var. Kuruluş yetkisi olarak ekle butonunu kullandığınız zaman bu sayfa önünüze çıkıyor ve özel kuruluşlar için 4 tane belge istiyoruz. İmza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, ticaret odası sicil kaydı ve ticaret sicil yetki belgesi. Bunları dosya ekle bölümünden ekleyip bu ekranları da doldurup kaydediyorsunuz ve sistem sizin bu talebinizi alırken sizden elektronik imzanızı kullanmanızı istiyor. Dolayısıyla bu kişinin elektronik imzasını bu süreçte kullanması gerekiyor. Talebini bu şekilde onaylıyor. Bu talep bizim ilgili bölümümüze gidiyor ve birkaç gün içerisinde incelenip talep sonuçlandırılmış oluyor. Ve bu kuruluş yetkilisi tanımlandıktan sonra kuruluş yetkilisi de proje önerisi için imzasını atabiliyor. Benim genel olarak hani aklıma gelenler şimdi bunlar. Sunumu burada bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Tayyip Bey. Programda gözüken sunumlar burada bitmiş gözüküyor. Bundan sonraki kısımda soru cevap bölümüne geçeceğiz. Ben hani question answer kısmına baktığım zaman zaten canlı olarak cevaplanan oldukça fazla sayıda sorunun cevabı verilmiş durumda. O sorulara hani sizi de ilgilendiren sorular olursa oradan okuyarak yanıtları görebilirsiniz. Şu an açık durumda olan henüz cevaplanmamış
sorular var. İsterseniz öncelikli olarak bu sorulardan başlayalım. Vaktimizin kalması durumunda cevaplanan sorularla ilgili de sunum yapan arkadaşlarımıza tekrar söz vererek sonradan katılan araştırmacılar için yanıtları tekrar edebilirler. Müsaadenizle ben buradan çağrı başlığı olarak soruyu sorduktan sonra ilgili irtibat noktası TÜBİTAK uzmanı soruya cevap verebilir diye düşünüyorum. Birinci soru FLAG ERA çağrısı ile ilgili. FLAG ERA ile ilgili soracaktım. Üye ülkeler arasında Birleşik Krallık gözüküyor. Ancak fonlayan kuruluşlar arasında Birleşik Krallık kuruluşunu göremedim. Birleşik Krallık'tan ortak olarak başvuru yapılabiliyor mu? Birleşik Krallık'tan ortak bulduğumuzda ortağın projesi ülkesinden destek alabilir mi? Şeklinde bir soru. Bununla ilgili Serkan Bey'in cevabını bekliyoruz. Emre Bey teşekkürler. FLAG ERA ile ilgili aslında birçok soru gelmiş. İlgi için tekrar teşekkürler. Belki hızlıca hepsini toplu bir şekilde adresleyebilirim bu soruyla başlayarak. Şöyle bir ayrım var. FLAG ERA ERANET projesi aslında uzun yıllara sari bir proje. Birçok ülkenin zaman zaman üye olduğu, Birleşik Krallık'ın da başından beri içinde olduğu. Fakat her çağrı başına ülkeler taahhüt koyup koymamayı seçebiliyorlar. Bu çağrıda da aslında Birleşik Krallık ilk başta pozitif olmasına rağmen ne yazık ki çağrıya katılmamış durumda şu anda. Fakat o üç ülke kuralını sağladıktan sonra yine Birleşik Krallık'tan ek partnerleriniz varsa onları ekleyebiliyorsunuz. Üç ülke kuralının içerisine bu sayılmadığını belirtelim. Diğer sorulara da isterseniz hızlıca geçeyim. Benzer bir soru Japonya için gelmiş. Yani ülke işbirliği yaparak yeterli sayıda başvuru koşulunu sağladıktan sonra Japonya'dan araştırmacılar koyabilir mi? Yani dört country'ler genel olarak kendi ülkelerini sekür edebiliyorlarsa kendi üniversitesinden olabilir, kendi TÜBİTAK'tan olabilir, katılabiliyorlar ama dediğim gibi üç ülke kuralı şartına sayılmamak şartıyla. Bütçeyle ilgili bir iki soru var. Uluslararası bütçe ile ulusal bütçe tek mi? Yani uluslararası başvuruda bütçeyi yazarken toplam 720 bin TL mi? Demek ki üniversiteden soruluyor. Yazmamız gerekiyor. Evet. Uluslararasını gösterirken tabii euroya çevirip göstermeniz gerekiyor. Kurum hissesi PTİ'yi göstermiyorsunuz. O, yani araştırma bütçesi olarak saymıyorsunuz. Evet, tek bütçe olarak söyleniyor. Bir soru daha geldiği için aslında tekrar adresleyeyim. Bizim ülke olarak bir taahhütümüz var demiştik. Kıda Gire için bu 400 bin avroydu. Bu ülkede toplam olarak desteklenecek projelerin bütçesi diye düşünebilirsiniz. Her bir proje başına da diyelim ki üniversitedense işte PTİ kurum sitesi dahil 80 bin avro, 100 bin avro civarına işte geliyor olacak gibi düşünebilirsiniz projeleri. Bu da tekrarlamak gerekirse 3, 4 veya 5 tane projeyi rahatlıkla destekleyebileceğimiz gibi düşünülebilir. FLAG ERA ile ilgili bir diğer soru. Başvurularda bu çağrıya özel olarak Türkiye'den tek kurum olarak başvurma şartı var mı? İki farklı kurum aynı projede başvuru yapabilir mi? Birkaç kere gelmiş bu soru. Aynı uluslararası projeye tekrar etmek gerekirse talip olan Türkiye'de farklı ekipler varsa, farklı kurumlardan da olsa, diyelim ki A Üniversitesi ve B KOBİ'si tek bir ulusal başvuruda birleştirmek durumundalar. A Üniversitesi'nin veya B KOBİ'sinin submit edeceği bir projede, hani diğer partnerler aynı projede araştırmacı olarak görünmek üzere. FLAG ERA ile ilgili sorulara tekrar baktığımda, FLAG ERA ulusal başvuruda da tek aşamalı mı? Evet, hayır. Ulusal başvuruyu hemen uluslararası başvurunun ardından istiyoruz demiştik. Bu kısa bir ön başvuru aslında. Çok fazla efor sarf etmemeniz için sadece geçen projeler için ayrıntılı bir başvuru daha isteyeceğiz. O yüzden geçen projeler için iki aşamalı olarak düşünebilirsiniz. Zannedersem bütün soruları adreslemiş olduk bu şekilde. Teşekkürler Serkan Bey. Serkan Bey'in çağrılarıyla ilgili yeni sorular gelirse onlara da yanıt vereceğiz. İsterseniz yanıtlanmamış diğer sorularla devam edelim. Bir yandan biz de buradan takip ediyoruz. Tayyip Bey'in sunumuyla ilgili sorular var. Belediyeler başvurulabiliyor, başvuru yapabiliyorlar mı? Yönetici kuruluş, yürütücü kuruluş arasındaki fark nedir?
bütçe paneli neden yapılıyor? Birinci aşamada bütçe sunuluyor mu gibi 4 tane soru var. Bu soruların yanıtlarını Tayyip Bey'den alabiliriz. Buyurun. Evet. Belediyeler evet 1071 programına başvuru yapabiliyorlar. Büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri 1071 programına başvuru yapıp bizden destek alabilirler. Onun dışında birinci aşamada bütçe sunuluyor mu? Yani birinci aşamada ulusal başvuru esnasında biz herhangi bir bütçe formu beklemiyoruz, istemiyoruz. Ama uluslararası başvuruda zaten başvuru formunun ilgili bölümünde birinci aşamada da kuruluşlar bütçe yazıyorlar. Biz o uluslararası başvuru formuna zaten bakıp bütçelerinin ne olduğunu görebiliyoruz. Ama herhangi bir ekstra ulusal bütçe formu yok birinci aşamada. Yalnızca ikinci aşamaya davet edersek o zaman ikinci aşamada bizim kendi yani 1071 programının bütçe ve gerekçesi formu var ve bu formu TL bazlı doldurmalarını istiyoruz. Bütçe paneli neden yapıyoruz? Yani biz TÜBİTAK olarak Erenet çağrılarında uluslararası hakem değerlendirmesi var. Projenin kabul ya da red kararına hani orada müdahil olmuyoruz. Bize çağrı sekreteryası desteklenmeye değer olan projeleri bildiriyor. Ama o aşamadan sonra bizim projenin destek kapsamına karar verme hani yetkisi bizde. Projenin bütçesine biz karar vermek zorundayız. Çünkü Türk kurum ve kuruluşlarının fon desteğini, hibesini TÜBİTAK karşılıyor. Dolayısıyla bütçeyle ilgili karar bizde. Bütçeyle ilgili kararı verebilmek adına biz burada dış danışman panelleri yapıp destek kapsamları oluşturuyoruz. Aynı zamanda bu panel sırasında projenin süresinin uygunluğuna karar veriyoruz. Ve yine projeyle ilgili ekstra gerekli olan etik kurul belgesi, yasal özel izin belgesi gibi belgeler gerekli gibi detayları da bu panelde tartışıp netleştirmeye çalışıyoruz. Yani bütçeyle ilgili karar TÜBİTAK'ta olduğu için bu bütçe panelini yapmak zorundayız. Çünkü fonu sağlayan kuruluş olarak burada hani TÜBİTAK destek kapsamında karar veriyor. Yönetici kuruluş ve yürütücü kuruluş arasındaki fark nedir? Ya bu kavramlar eğer ortaklı proje varsa devreye giriyor. Eğer Türkiye tarafında sadece bir kuruluş varsa o zaman yönetici kuruluş diye bir kavram yok. Ama birden fazla proje partnerinin olduğu durumlarda bu partnerlerden bir tanesi Türkiye'deki konsorsiyumun başında olmak zorunda. Ve Türkiye'deki konsorsiyumun başında olan bu kuruluşa biz yönetici kuruluş diyoruz. Diğer kuruluşlara yürütücü kuruluşlar diyoruz. Yönetici kuruluşun burada hani Türkiye'deki ortaklar adına ulusal başvuruyu yürütüp PBS'de başvuruyu yapması gerekiyor. Kısaca böyle açıklayabiliriz. Teşekkürler Tayyip Bey. Yeni bir soru daha var. Aslında Force Value için sorulmuş ama sizlerin cevap vermesi daha uygun olabilir diye düşündüm. Ben iletiyorum soruyu. Türkiye'den başka bir üniversite ve bir kamu kurumu var proje ortakları arasında. 1071 başvurusunda proje ortağı olarak ayrı kuruluşlar olarak mı eklenmeli? Bunun kuruluşu yani hani ana mantığı şu. Üniversite ve kamu kuruluşu bizlerden ayrı ayrı bütçe talep etmek istiyorlarsa mutlaka uluslararası başvuru sırasında ayrı ayrı kendilerini proje partneri olarak tanımlamak zorundalar. Uluslararası başvuru dokümanında ayrı ayrı kendilerine bütçe yazmak zorundalar. Eğer bunu yaparlarsa o zaman evet PBS'de ulusal başvuruda bu iki kuruluş ayrı ayrı proje ortağı olarak tanımlanması gerekir. Ama yani bu iki kuruluşun ayrı ayrı bütçeye ihtiyacı yoksa uluslararası başvuruda tek bir proje partneri olarak kendilerini gösterirlerse o zaman PBS'de de tek bir yürütücü kuruluş olarak tanımlanmış olmaları gerekiyor.
Teşekkür ederiz. Şimdi diğer çağrılarla da ilgili sorular geliyor anlık olarak. Onları bir yandan değerliyoruz. Meltem Hanım'ın çağrısıyla ilgili gelen iki soru var. Bir tanesi etik kurul belgelerinin önce mi sonra mı alınacağı ile ilgili. Bununla ilgili yanıt verildi. Diğer soruya geçiyorum. Yurt dışı katılımcı ülkelerde yapılacak olan ortaklıkta ne tür katkılar beklemeliyiz? Yani sadece laboratuvar desteği ve çalışmanın tamamının bizim tarafımızdan mı yürütülmesi söz konusu ise sadece veri değerlendirme ve uzmanlık bilgi aktarımı yeterli olacak mıdır demiş bir araştırmacımız. Burada aslında her ülke kendi fonlayıcı kurumu tarafından destekleniyor ve her ülke kendi fonlayıcısından para talep ediyor yapacağı iş için. O nedenle tabii ki fonlayıcılar aktif partnerlerin katılımını beklerler. İşte atıyorum 6 iş paketi varsa ilk bir iki iş paketinin bir ya da iki ülke tarafından ya da hepsi tarafından da olabilir projenin üzerinde. Yani genel olarak beklenen mutlaka bazı iş paketlerinin en azından hepsinde olmasa da aktif katılımıdır ortakların. Bu şekilde olmadığı takdirde sadece danışmanlık gibi olduğunda zaten bütçe istemi de biraz zor olacaktır diğer fonlayıcıdan. Ya bununla ilgili kesin bir kıstas yok. Hani olmaz ya da olur diyemiyorum. Proje özeline göre değişebilir ama genel standartta beklenen her partnerin bizzat hani aktif katılımıdır projelere. Genel erenetlerde de öyledir. Hani biz de atıyorum Türk Ortak, yabancılar bütün işleri yapıyor. Türk Ortak sadece istatistik bir değerlendirme yapıyor. Bizim de istediğimiz bir şey değildir. Hani bilgi alışverişi olması, ciddi bir hani kolaborasyon olması beklenir erenetlerde. Bu şekilde. Teşekkürler. IST Agri ile ilgili bir sorumuz daha geldi. Kabul edilmeyecek projeler arasında böcek üretimi gözüküyor demiş. Ancak arı üreticiliği kapsam dahilindeydi. Böcek ürünleri, örneğin ipek böceği, destek kapsamına alınabilir mi? Maalesef yani şu anda ön duyuru yapıldı. Ön duyuruya bakıldığı takdirde ipek böcekçiliği kapsam içinde değil görünüyor. Sadece arı kısmı kapsam içinde. Diğer böcek yetiştiriciliği, insect farming kapsam dışı görünüyor ama detaylı kısım için çağrı metninden teyit etmek lazım yayınlandığında. Ama şu an için maalesef kapsam dışı görünüyor. Onun dışında bir soru var aslında genel sorulmuş ama 4 farklı ülke ile ortak proje başvurusu yapılmasının ardından 3 ülke destekler, 1 ülke desteklemez ise burada bir kavram karmaşası olmuş diye anlıyorum. Aslında bilimsel değerlendirme hiçbir ülke yapmıyor. Sadece uluslararası bağımsız hakemlerce bilimsel değerlendirme yapılıyor. Fonlayıcı kuruluşların yaptığı aslında eligibility check dediğimiz hani kurum ya da yürütücü başvurmaya engeli var mı? Bazı ülkelerin kendi priority'leri olabiliyor. O konuların içerisinde mi? Onları çağrı metninde yayınlarlar zaten ülkeler. Hani ön koşulları sağlıyor mu? Ona bakılıyor. Yoksa derinde mesela bilimsel değerlendirme yapmıyor ülkeler. O nedenle yani herhangi bir ülke başvuru koşulunu sağlamıyorsa eğer proje iade oluyor. Başvuru koşulunu sağlayan, ulusal ve uluslararası başvuru koşulunu sağlayan tüm projeler tabii ki hakem değerlendirmesine geçiyor. Teşekkür ederiz. Ben cevaplanmayan sorulardan devam etmek istiyorum. Tayyip Bey'i ilgilendiren bir soru. 1071 programında kabul edilen projelerin sözleşme aşamasında tekrar protokol sunması gerekiyor mu? Yoksa başvuru aşamasında sistemde doldurulan protokol yeterli olur mu demiş. Şöyle, şimdi az önce yani PBS ekranlarında gösterdim. Başvuru sırasında doldurulan protokol işbirliği protokolü. Yani Türk ortakların, proje ortaklarının aralarında düzenlemesi gereken ve başvuru esnasında almamız gereken bir belge. Bunun dışında ama bir de fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin bir protokol var. Bu fikri mülkiyet haklarına ilişkin protokol başvuru esnasında alınmıyor. Eğer proje desteklenirse o zaman sözleşme aşamasında fikri mülkiyet haklarına ilişkin protokolü almak zorundayız. Yani iki farklı protokol var. Birisi başvuru esnasında dolduruluyor ve sistemde dolduruluyor. Onu doldurmanız gerekiyor mutlaka. Ama diğer fikri haklara ilişkin protokolü sözleşme aşamasında alıyoruz. Evet, Tayyip Bey ile ilgili başka sorular da geliyor başvuru konusunda.
bir hocamızla projeyi daha önceden TÜBİTAK'a sunuldu mu sorusuna evet mi hayır mı olarak yazılmalı? Dış partnerlerden feragat formu almaya gerek var mıdır? Şeklinde bir soru. Yani biz yabancı ortaklarla ilgili herhangi bir bilgi talep etmiyoruz PBS üzerinde. Diğer ilk soruyu tam duyamadım. Sanırım daha önce reddolan projeleri için, Eranet projeleri için bunu revizyon yapma imkanı var mı diye soruyorlar. Evet, yani daha önceki bir Eranet çağrısında projeniz reddolmuşsa revize edip tekrar hani başvuru yapabilirsiniz. Normalde revize projelerde aslında proje önerisi değişiklik bildirim formu denen bir özel bir form dolduruluyor. Ama bu size panel ortak raporu gönderdiğimiz zaman geçerli. Bu Eranet'lerde bir panel ortak raporu denen belge yok. Yani uluslararası hakem değerlendirmesi oluyor. O yüzden bu başvuru sürecinde aslında proje önerisi değişik bildirim formu yani doldurmak gerekmiyor. Evet, teşekkürler. Bir hocamız yabancı gruplar UİD ve PBS'de tek tek ekleniyor mu şeklinde bir soru sormuş. Tayyip Bey'in sunumunda vardı. Bunlara ihtiyaç yok. Yabancı proje ekiplerini biz PBS üzerinden sisteme tanımlamıyoruz. Bununla ilgili ekleyeceğiniz var mıydı Tayyip Bey? Yok, hayır. Yani yabancı, evet, yabancı proje yürütücülerini, ekipleri, kimler olduğunu, kuruluşları, yabancı kuruluşları PBS'de talep etmiyoruz. Onları zaten biz uluslararası başvuru dokümanında görebiliyoruz. Evet. Bir araştırmacımız da kuruluş yetkililerinin tanımını üniversiteler için tekrar yapabilir misiniz? Şeklinde bir soru iletmiş. Onu şu sunumdan bakacağım. Yani bu kuruluş yetkililerin onayı UPAK'la ilgili değil, onu başka bir birimimiz inceliyor. Ama yani PBS ekranında çıkan tanımı belki size okuyabilirim. Yani aslında üniversitelerde ve bağlı hastane, enstitülerde ve benzeri kuruluşlarda rektör veya yetki verdiği rektör yardımcısı. Zaten yani üniversitelerimizin kuruluş yetkilileri yani sistemde tanımlı. Bu kuruluş yetkilisinin bir kere tanımlanması yeterli. Her proje önerisi sırasında kuruluş yetkilisi zaten tanımlanmıyor. Yalnızca kuruluş yetkilisi değiştiği zaman bunu güncellemek gerekiyor ama üniversitelerde zaten rektör ya da rektör yardımcısı olarak kuruluş yetkilisi tanımlı oluyor genelde. Teşekkürler. Buradan gelen sorulara baktığımda çağrıların bütçeleriyle ilgili, süreleriyle ilgili sorular var. Hani bunlar sunumlarda paylaşıldı. Tekrardan sizlere e-posta yoluyla iletilecek dokümanlar arasında inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu açılan çağrıların hepsiyle ilgili TÜBİTAK web sayfasında ilanlar var ve PBS başvuru sisteminde de ilgili bilgiler ve süreç dokümanları sizlerle paylaşılmış durumda. Daha detaylı burada yanıt veremeyeceğimiz bilgilere de oradan erişebilirsiniz. Ben şuradan devam ediyorum. ICT AgriFood iyi bir proje taslağı kaç ülke katılımından oluşmaktadır acaba demiş. Artan ülke sayısı geçme şansını yükselten demiş. Yani burada şöyle denebilir. Çağrı metninde AB üye ve çağrıya katılan AB üye ve AB asosiye ülkelerde en az 3 ülkenin ortak olması gerekiyor. Maksimum sınır şu anda belirtilmemiş ama yaklaşık 10 gibi düşünülüyor şu an için. Ancak tabii ki tavsiyemiz genellikle 7-8'i geçmemesi yönünde benim kendi tavsiyem. Çünkü bütçe çok kalabalık olduğu zaman çok ciddi bir bütçe gideceği için o proje. En başlarda ilk 3 sırada 4 sırada olduğunda bir sıkıntı yaratmayacaktır. Ama altlara doğru düştüğünde ranking liste bütçede bir kriter olarak değerlendirilebilir. O projenin toplam aldığı bütçe. O nedenle hani optimumda tutulması hani 6, 5, maksimum 7 ideal. Hani ama projeniz çok zengin bir projedir. O katılımcıların her biri çok değerlidir. Tabii bu artabilir ama genellikle tavsiyemiz optimumda tutulması, maksimuma çok dayanmaması. Teşekkürler. Artık programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Son soruları cevaplayacağız müsaadenizle. Bir hocamız da proje yürütücüsü kurum bir firma olabilir mi demiş. Bu olabilir. Çağrı özel hususlarına da her çağrı için tabii ki bakmak gerekir. Onunla ilgili özel bir husus var mı? Ama proje yürütücüleri özel kuruluşlar olabiliyor. Bunda bir sakınca yok.
su ürünlerinin dahil olduğu bir çağrı var mı demiş bir hocamız. ICT Agri-Food'da böyle bir şey var mıydı? Maalesef su ürünleri dahil değil. Bilmiyorum diğer FOSK'ta ya da şeyde dahil olacak mı? Sonraki çağrılarda 2022'deki ya da 2021'in sonundaki. Ama bu çağrı da maalesef dahil değil. Evet, yine projelerin bütçeleriyle ilgili sorular var. PTİ kurum hisseleriyle ilgili. Bunlarla ilgili çok detaylı açıklamalar, süreç dokümanlarımızda var. Yine tabii burada her soruya cevap veremedik maalesef vakit kısıtı anlamında. Projelerin ulusal irtibat noktalarına e-posta ve telefon yoluyla erişebilirsiniz. Kendilerinden daha detaylı bilgiler de talep edebilirsiniz. Zaten bu etkinlik sonunda sunumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Belki de buradaki soruların birçoğunun cevabı sunumlarda mevcut. Daha sonra katılanlar, kaçıranlar olmuş olabilir. Ben son iki soruyu aktarıp programı kapatmak istiyorum. Quantera için bu yıl bir çağrı bekleniyor mu demiş kişi. Sanırım bu ön duyuru kısmını tam anlayamadı. Serkan Bey'e sözü var. Evet, yani söylemiştik. Quantera için bir çağrı açılacak. Mart'ın ortasında duyurulması planlanıyor. Evet, teşekkürler. Son bir soruyu da aktarıyorum. Sanırım o soruyu soran kişi kaldırdı sorusunu. Flagera ile ilgili bir soru var. Emre Bey çok kısaca belki onu yanıtlayabiliriz. Şöyle sormuşlar. Aslında bütün öğrencileri de ilgilendirecek şekilde. Proje geçtikten sonra nasıl denetlenecek? Aslında klasik Arde projeleri gibi ulusal kısmı değerlendiriliyor. Uluslararası projenizde Uluslararası Çağrı Sekreterliği tarafından izleniyor. Yani iki tane rapor hazırlanmış oluyor. Bir tanesi koordinatörünüz tarafından, bir tanesi de ulusal da sizin tarafınızdan. Bir soru var. Ön başvuru sürecinde 720 bin TL bütçe kullanımı bütçe formunda TL olarak mı belirtilecek diye. Ulusal başvurudaki tüm rakamlar TL, bütçe formları da TL doldurulacak. Çağrı sekreteryasına sunduğunuz uluslararası başvurularda ise bu rakamlar Euro olarak paylaşılacak. Bizim gözümüzden kaçan sorularda olmuş olabilir ya da mükerrer olduğunu düşündüğümüz soruların bir kısmına da cevap vermedik. Ama dediğim gibi daha önceden sizlerin kafasına takılan konular olursa ya da aklınıza sonradan gelen sorular, bunları ulusal irtibat noktalarımızla paylaşarak açıklığa kavuşturabilirsiniz. Bu etkinlikten sonra da sizlerin geri bildirimlerini almak için bir anket ileteceğiz tarafınıza. Bununla da ilgili değerlendirmelerinizi yaparsanız bundan sonra yapacağımız etkinlikler için bizlere yol gösterecek, kendimizi geliştirebileceğiz. Ben bu programın hazırlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Yani bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlgi de hiç azalmadan devam etti. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Programı burada kapatıyorum. Herkese iyi günler dilerim.